Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bir İbrahim'in izinde programında daha yine karşınızdayız. Allah nasip ederse bugünkü programımızda tasavvufta veli kavramı ve putlaştırılan evliyalar mevzusuna değineceğiz. Ben hemen konumuza geçmek istiyorum. Vedat arkadaşıma döneyim. Kur'an-ı Kerim'de veli tanımı nedir? Veli deyince ne anlamalıyız? Allah-u Teala bize bu konuda nasıl bilgiler veriyor? Buyur Vedat. Kur'an-ı Kerim'de veli kelimesi çok kullanılan bir kelime aslında. Pek çok ayette geçiyor. Farklı farklı anlamlarda geliyor birçok yerde. Müminlerin birbirinin velisi olduğunu söylüyor Allah-u Teala bir yerde. Bir yerde Allah-u Teala'nın müminlerin velisi olduğu söyleniyor. Bir yerde de Allah'ın velilerinden bahseden bir ayet-i kerime var. Dolayısıyla farklı ayetlerde farklı farklı anlamlara gelebiliyor. Ancak şöyle baktığım zaman mesela Allah sizin Allah'tan başka veliniz yoktur diyor birçok ayette. Ve kefâ billâhi veliyyen şeklinde gelen ayetler var. Allah veli olarak yeter. Şimdi buralara baktığımız zaman Allah veli olarak yeter dediğimizde tabi buradaki veli kelimesine salt bir dost manası vermek mümkün değil. Yani sanki sizin Allah'tan başka hiçbir dostunuz olmasın diye çevrildiği zaman meali yanlış anlaşılabiliyor. Oysa ki buradaki veliden kasıt himayeci, koruyucu, koruyup gözeten. Çünkü mesela bir çocuğun ebeveynlerine de veli denir. Çünkü o ebeveynler o çocuğu işte koruyup gözetir, ona zarar gelmemesine dikkat eder. Dolayısıyla bu anlamda da veli kelimesi Kur'an-ı Kerim'de kullanılıyor Allah için. Bu anlamda Allah'tan başka bizim bir velimiz yoktur. Yani bizi himaye edecek, bizi koruyup gözetecek bir varlık yoktur. Peki müminlerin Allah'ın velisi olması ne demek? Tabii ki burada farklı bir anlam var. Eğer kelime babına bakarsak meallerde bunu dost olarak çevriliyor. Yani Allah'a Allah'ın rızası için çalışan kimseler, Allah'ın dostu olan kimseler. Ama literatür içerisinde, tarih içerisinde bu kavram istismara açık bir kavram olarak görülmüş ve sonuna kadar da istismar edilmiş bir kavram. Göreceğiz biraz sonra. O zaman şuna bakmamız lazım. Allah bu kavramı nasıl kullanıyor? Allah kime velim diyor. Yani Allah'ın kime benim dostum dediği önemli olan burada. Aynen. Anlatabiliyor muyum? Yani aynen. Biz burada Allah dostu kavramını kendimiz içini doldurursak işte bugünkü yanlış yerlere varabiliriz. O halde bizim için önemli olan şey Allah kime bu benim dostumdur diyor. Yani burada şu önemli adam. Şimdi Allah-u Teala benim velilerim var diyor. Benim velilerim olun diyor. Birbirinizin velisi olun diyor. Allah-u Teala veli kavramını açıklamış, bize izah etmiş. Bize yani önümüze şüpheye yer bırakmayacak şekilde netleştirmiş. Dolayısıyla insanların hani farklı veli tanımlarına gitmelerine gerek yok. Allah izah etmiş durumu. Ne diyor Cenab-ı Allah bize? Yani burada zaten problem biz tanımları kavramların içerisinde Allah'ın öğrettiği şekilde doldurmuyoruz. Yani bir takım insanlara bu işi bırakıyoruz. Ondan sonra da işte bu istismarlar ortaya çıkıyor. İşte falan Allah dostu diyor adam. Ya bakalım da Allah ona dost mu? Bakalım da onun dostluğu Allah tarafından kabul edilmiş mi? Ya falan Allah dostuysa sen kimsin o zaman? Sorusu ortaya çıkıyor. Yani Allah dostu böyle tek tük bir iki kişi midir yoksa bütün Müslümanlar mıdır? Ya şunu bir netleştireyim öyleyse. Yani değerli izleyenler, Kur'an-ı Kerim'de veli olan Müslüman ve veli olmayan Müslüman diye bir ayrım yoktur. Bütün Müslümanlar Allah'ın velileridir. Ayet-i Kerime'de Allah-u Teala Müslümanlar arasında benim velilerim ve veli olmayanlarım diye ayrım yapmıyor ki. Aynen öyle. Peki nedir Allah'ın velileri? Şimdi zaten Allah-u Teala'nın burada tanımını okuduğumuz zaman çok net bir şekilde ortaya çıkıyor. Yunus suresinin 62. ayeti. Estağfirullah. Ela inne evliya Allahi la havfun aleyhim ve lahum yahzenun. Şuna dikkat edin. Allah'ın velilerine kesinlikle korku yoktur. Onlar üzülecekler de değildir. Şimdi sadece bu ayete baktığımız zaman biraz kafamız karışabiliyor. Yani Allah'ın velilerine korku yoktur, üzülmezler derken yani ne demek acaba diye kafamız karışabiliyor ama ayetin devamında onların kim olduğunu söylüyor. Diyor ki 63. ayette اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ Onlar şu kimselerdir ki iman etmişlerdir ve Allah'a karşı sorumluluklarının gereğini yapmışlardır. Yani takvalı olmuşlardır. Buradaki aslında ayeti kerimeleri bir tür saptırma çemberi içerisine alıyorlar. Diyorlar ki bu ayeti kerime bütün Müslümanlardan bahsetmiyor. Bir defa diyorlar. Nereden çıkardın bunu diyoruz?
Bak diyor burada havfın diyor. Onlara korku yoktur diyor. Sen hiç korkmadın mı diyor hayatında? Mesela. Ama bak veliler korkmaz. Veliler asla hayatları boyunca dünyada hiçbir korku yaşamazlar diyor. Oysa ki buradaki la havfun aleyhim ve la hum yahsenun kelimesi tamamen ahiretteki akıbetleriyle alakalı olan bir şey. Çünkü Allahu Teala başka ayetlerde kim iman ederse bu Yahudiler, Hristiyanlar, Sabiiler onlardan her kim iman ederse onlara korku yoktur, onların üzülmezler de. Bakın burada genel bir tabir olarak bunu kullanıyor. Aynen. Dolayısıyla Allahu Teala burada başka ayetlerde de onların ahirette işte cehennemin sesini bile duymayacağından bahsediyor. Bir ayetleri diyor ya, Rabbim Allah'tır deyip de istikamet üzere olanlara korku ve üzüntü yoktur. Korku ve üzüntü olmayanlar evliyalarsa sen hiç hayat boyu Rabbim Allah demedin mi? Aynen öyle. İman Şimdi etmedin mi? Yani böyle bir saçma bir yorum şöyle olabilir mi bir ya? Sıkıntı da var. Mesela eğer biz buradaki korku ve üzüntü olmama halini sadece dünya hayatı ile ilgili ele alırsak onların iddia ettiği gibi Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de Musa Aleyhisselam'ın korktuğundan bahsediyor. Evet. Fe'evcese fi nefsihi hifeten Musa. Musa içerisinde bir korku duygusu hissetti. Fekulna la tahaf. Biz ona dedik ki korkma. Bunların tanımına göre Musa Aleyhisselam evliya değil. Yani şimdi aslında o şeye de girmek lazım. Onlar çünkü Musa Aleyhisselam da kendilerinden daha düşük seviyede gördükleri Tabii için. canım. Çünkü onlar ne diyorlar? Biz Hızır'ın makamındayız. Musa talebe makamında manasında. Onlar yani kendilerini de Musa'nın hocası gibi görüyorlar. Bir nevi. Dolayısıyla yani orada sapkınlığın boyutu biraz daha yukarıda. Üzüntü de duymazlar diyor. Biz Kur'an-ı Kerim'de Yakup Aleyhisselam'ın hüzüntüden kör olduğunu öğreniyoruz. Allah-u Teala diyor ki işte gözlerine ak düştü ağlamaktan. Bu sevincinden mi ağlıyor bu adam? Evet. Üzüntüsünden ağlıyor tabii ki. Tabii. Yani burada dolayısıyla bakın bu bir peygamber ve ben hüznümü Allah'a şikayet ederim diyor mesela. Aynen. Ayet-i kerimeler. Aynen. Dolayısıyla yine bakın eğer hüzüntü konusu sadece evliyalara has bir şeyse o halde Yakup Aleyhisselam'a da bizim burada evliya değil. Yani bir veli değil. Onların tanımlaması içerisinde dememiz gerekecek. Dolayısıyla burada bir sıkıntı var. İkincisi de diyorlar ki اَلَّذ۪ينَ اَمَنُوا Onlar iman etmiş kimselerdi. Tamam buna bir şey demiyoruz. Ya diyemezsin. Yani diyecekler de diyemiyorlar işte. Buna bir kılıf bulamıyorlar yani. Dolayısıyla şurayı saptırıyorlar ve kânû yettekûn kısmı yani onlar takvalı hareket eden kimselerdir olayına gelince şimdi burada biraz daha böyle saptırmaya açık bir ibare var. Dolayısıyla bu ibarenin üzerine gidiyorlar saptırmak için. Diyorlar ki herkes takvalı olamaz. Yani herkes takvalı olsa oho falan vesaire diyorlar. Ve sadece velilerin yani Allah'ın velisi olan bir takım özel zatların bu ibareye dahil olduğunu söylüyorlar. Yani onların işte Allah dostu dedikleri kişiler sadece takvalı. Diğer bütün herkes takvasız. Böyle bir yolda saptırma yapıyorlar. Ben bununla ilgili bir şey okumak istiyorum. Takva sahipleriyle ilgili Allah-u Teala'nın söylediği bir şey. Ayet-i kerime. Burada Ali İmran suresinin 133. ayeti. Fesari'u ilel mağfiretin mağfirete koşun min rabbikum Rabbinizden ve cennetin arduha's-semavatu vel ard. Cennette koşun. Onun genişliği gökler ve yer kadardır. Uiddet lil muttakîn. Bu cennet muttakiler için hazırlanmıştır. Yani bu ayeti okuduğumuzdan biz ne anlıyoruz? Cennete sadece muttakiler girecek. Cennete girecek adamın pasaportunda bir defa muttaki yazacak. Aynen. Anlasın? Yani muttaki yazmıyor. Bu adam dünyada muttaki değildi. Bu adam dünyada takvasızdı. Kitabında yazan bir kimsenin cennetten içeriye adımını atması mümkün değil. Bu ayeti kerime çünkü diyor ki biz bu cenneti bunlar için hazırladık. Müttaki olan kimseler için yani o takvalı hareket eden. Yani aslında Yunus 62 ile birleştirdiğimiz zaman Allah dostları için diri cennet. Yani Allah cennette dostlarını sokacak. Sen Allah dostu değilsen senin cennette ne işin var? İşte ayetleri bir arada okuduğumuz zaman zaten bu sonuç ortaya çıkıyor. İster istemez ortaya çıkıyor. Mesela devamında tanımını yapıyor müttakinin. اَلَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالدَّرَّاءِ Onlar bollukta da darlıkta da harcarlar. Vel kâzimînel gayze öfkelerini yutarlar. Vel âfiyîne anin-nâs insanları bağışlarlar. Vallahu yuhibbul muhsinin Allah güzel davranışlı olanları sever.
Bakın burada zaten Müslümanların olmazsa olmaz sıfatları bunlar. Devamında da diyor ki bakın çok önemli. Vellezine o muttakiler şunlar da bakın bu da cennetliklerden bahsediyor Allahu Teala. Cennetlikler. Vellezine izâ fe'alû fâhişeten ev zalemû enfusehum veya kendilerine zulmederler. Onlar ki ne zaman ki bir fahişe, bir çirkin bir iş, ahlaksız bir iş, bir günah işlerler ve ne zaman ki kendilerine hata yaparlar, kendilerine yanlış yaparlar, kendilerine zulmederler. Zekarullah, Allah'ı hatırlarlar. Ama bizde öyle bir Allah dostu, bir takvalı tanım yapıyor ki onun zaten bir hata işlemesi. Mümkün değil yani. Kendine zulmetmesi. Ne bileyim bir işte çirkin iş, fahişe yapması zaten mümkün değil. Yani evliya dedikleri adama Allah seni affetsin diye dua edemiyorlar. Allah günahlarını bağışlasın diyemiyorlar. Öyle, aynen öyle. Bundan daha büyük mahrumiyet olabilir mi ya? Adam veli, Allah dostu diyor. Ondan sonra da Allah onun günahlarını affetsin dediği zaman da çıldırıyor böyle. Ya Allah kendi velilerinin günahlarını affedeceğini kendisi söylüyor kardeşim. Kime itiraz ediyorsun sen? Bu ayeti biz mi koyduk buraya? Aynen öyle. Şimdi bakın burada ama Allah-u Teala müttakinin tanımını yaparken müttakilerin hata işleyen insanlar olduklarını söylüyor. Müttakilerin kendilerine yazık edebilecek insanlar olduğunu söylüyor ama burada önemli olan şey senin hata işlemen, senin günaha girmen değil. Önemli olan şey günahı yaptıktan sonra hemen Allah'ı hatırlaman. Ya ben yanlış bir şey yaptım diyerek hemen Allah'ı hatırlaman ve Allah'tan bağışlanma dilemen. Yani bakın burada bir günahsızlık söz konusu değil ki bu sadece bizim için geçerli değil. Bu bütün peygamberler için de geçerli olan bir şey. Kendilerine zulmederler diyor. Yunus Aleyhisselam balığın karnına nasıl dua ediyor? İnni yekuntu minel zalimin diyor. Yekuntu minel zalimin. Zalimlerden olduk. Adem Aleyhisselam nasıl dua ediyor? Zalemle enfusena. Bakın peygamberler için de geçerli olan bir kural bu. Anlatabiliyor muyum? Yani bu işte buradaki ayetler canım Allah dostlarını kapsamıyor demeniz mümkün mü size? Mümkün değil. Allah-u Teala başka bir ayeti kerimede şimdi hatırlamıyorum. Allah Resulü diyor ki Allah seni affetsin diyor. Sen onlara niye izin verdin? Tövbe suresine geçiyor bu ayet. Şimdi bakın biz ama bir evliyaya sen kalkıp Allah seni affetsin yüzüne diyebilir misin bugün? Mesela Allah Peygamber Efendimiz'e günahlarını affetsin desek ne olur? Yani kıyamet kopar. Kıyamet. Niye kıyameti koparıyorsun? Allah-u Teala kendisi o tabiri kullanıyor. Bak Muhammed Suresi'nin 19. ayetinde buyuruyor ki Allah-u Teala فَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهِ Bil ki Allah'tan başka ilah yoktur. Kendi günahların için ve müminlerin günahları için af dile diyor Allah. Şimdi Allah-u Teala kendisinden başka ilah olmadığının ardından hemen Peygamber Efendimiz'in günahına vurgu yapıyor. Neden? Onu ilahlaştırmayın diye. Günahsızlık, hatasızlık, kusursuzluk Allah'a mahsustur. Buna vurgusu olsun diye Peygamber Efendimiz diyor ki kendi günahın için af dile. Yani acaba peygamberler günah işlemez diyenler kime kafa tutuyorlar? Ve kime kafa tutuyorsun kardeşim? Kiminle alıp veremediğin var? Kiminle sorun yaşıyorsun diye sormak lazım bu insanlara. Şimdi Vedat, o ayetleri okuduğun iyi oldu. Şeyde Allah-u Teala buyuruyor yani اَلَّذِنَ اَمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ Onlar müttakilerdir. Ancak Allah-u Teala müttaki tanımını sadece Ali İmran suresinde değil, Kur'an-ı Kerim'in başka yerinde çok daha detaylıca anlatıyor. Bunlara ek olarak Bakara suresinin değerli izleyicilerimiz açarlarsa kendileri de görürler. 177. ayet olacak. 177. ayetinde Allah-u Teala şöyle buyuruyor. İyilik yüzlerinizi doğu ve batıya çevirmenizden ibaret değildir. Asıl iyilik Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaplara, peygamberlere iman edenlerin, malı olan sevgilerine rağmen onu yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara, ihtiyacından dolayı isteyene, kölelere, hani savaş esirlerine, namazı dosdoğru kılanların, işte zekat verenlerin, anlaşma yaptıklarına sözlerine duranların, savaş kızıştığında kaçmayanların, sabredenlerin, hastalıkta, darlıkta, zorlukta direnenlerin. Bunların yaptığı delilik diyor Allah-u Teala. Ayetin meali bu. Sonra da şöyle buyuruyor. İşte bunlar doğru olanlardır. İşte bunlar Allah'a karşı gelmekten sakınanların ta kendileridirler. Bakın ayet-i kerimenin Arapça. Diyor Allah. Müttakiler ancak bu kimseler. Bak sayıyor. Savaşta direnen, yardım eden, yardıma koşan, hastayken direnen, akrabayı, yetime, şuna buna bakan, iman eden, Allah'a güvenen. Ondan sonra Cenab-ı Allah da buyuruyor ki işte bunlardır müttakilerdir. Yani biraz önce bahsedilen cennete girecek olanlar. Şimdi bak ben de istersen kısaca bir şey okuyayım. Bakara suresinin ilk başında Allah-u Teala şöyle söylüyor. Zalikel kitabu la raybe fihi. Bu kitap kendisinde şüphe olmayan bir kitaptır. Hudellil muttakin.
Muttakilere hidayettir bu kitap. Şimdi sen muttaki değilsen, o zaman senin hidayette olman zaten mümkün değil. Anlatabiliyor evet. muyum? Çünkü zaten Allah-u Teala müttaki olacaksın ki bu kitap sana hidayet edecek diyor. اَلَّذ۪ينَ Şimdi müttakinin tanımını yapıyor. اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ السَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ Bakın bunlar zaten Müslümanların 3 tane olmazsa olmaz kuralı. Gayba iman etmek, namaz kılmak ve zekat vermek. Yani malından infak etmek. وَالَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ Sana indirilene, senden önce indirilene iman etmek. Şimdi buna iman etmeyen bir insanın mümin olması mümkün mü? Bakın Allah-u Teala müttaki budur diyor, tanımını yapıyor. وَبِالْآخِرَةُمْ يُقِنُونَ Ahirete de kesin olarak iman ederler. Burası çok önemli. اُولَٰئِكَ عَلٰى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ İşte o müttakiler var ya, işte onlar Rablerine hidayet üzere olanlardır. اُولَٰئِكَ işte o müttakiler هُمُ الْمُفْلِحُونَ Kurtuluşa erecekler de onlardır. Evet, şimdi siz bir adam müttaki değil dediğiniz zaman ne demek? Bu adamın kurtuluşla uzaktan yakından alakası yoktur demek. Çünkü kurtuluşa erenlerden olmak için müttaki olmak şart. Aynen. Müttaki olmak için de Allah'a, peygambere, seninle iman etmek şart. Dolayısıyla toparlayacak olursak her Müslüman bilgisi, ameli, imanı oranınca Allah-u Teala'nın velisidir, Allah-u Teala'nın dostudur. Bütün müminler işlemiş oldukları salih amellere göre ya da günahlara göre Allah katında dereceleri vardır. Bütün müminler Allah-u Teala'nın şöyle ya da böyle dostudur. Hiç kimse Allah ile kulları arasında ara bir sınıf icat edip de bunlar Allah'ın veli kullarıdır. İşte bunlar uçarlar, kaçarlar, kurtarırlar, onlar bizim gibi değiller falan buna girişmesin. Kur'an-ı Kerim'de böyle bir şey yok. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de kendi velilerine korku olmadığını açıkladığı gibi velilerinin kim olduğunu da açıklamıştır. O sıfatların içerisinde bulunan, hani Allah-u Teala'nın koymuş olduğu veli olma kriterlerinin üzerine taşıyan insana Allah'ın dostu denilir. Kimdir Allah'ın dostu? Burada biz size Allah'ın ayetleriyle aydınlatmaya çalışıyoruz. Kendimiz aydınlandığımız için, önce biz Allah dostuyuz. Siz de aydınlanmaya çalıştığınız için siz de Allah dostusunuz. Bütün müminler, bütün Müslümanlar Allah'ın dostudurlar. Allah kendi velilerini tanımlarken günah işlemeyen demiyor, günah da ısrar etmeyen diyor. Yoksa Allah-u Teala'nın peygamberleri de çeşitli günahlar, çeşitli yanlışlar yapmışlar. Allah'tan tövbe istiğfar etmişlerdir. Şimdi Vedat, bu noktada bu veli kavramıyla alakalı da şunu söyleyeyim. Hüseyin Ece Hoca'nın Üç Evliya isimli kitabını, bir de Allah'ın velisi adı altında, veli adı altında işlenen sahtekarlıkları ortaya koyma açısından, Şeytanın Evliyaları ve Rahman'ın Evliyaları arasındaki Fark isimli kitabıyla İbn-i Teymiye'nin okunması çok isabetli olacak. Bunları okuduğumuz zaman hemen hemen mevzu kafamıza şekillenecek. Yalnız Vedat, burada bir konu daha var. Veli kavramına değinmişken bunu da es geçmeyelim. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki Estağfirullah Ya eyyühellezine amenu La tettehzul yehude ve nasara evliya Yahudi ve Hristiyanları veli edinmeyin. Mesela Tövbe Suresi 23. ayetinde de babalarınız ve kardeşlerinizi eğer imana karşı küfrü seviyorlarsa veli edinmeyin. Kim onları veli edinirse o da onlardandır. Onlar da zalimler dediği ayetler var. Buradaki velayeti nasıl anlamalıyız? Burada aslında söz sahibi edinmeyin. Az evvel dedik ya veli işte bir kimsenin üzerinde söz sahibi olan kişi. Kur'an'da bu anlamda da kullanılıyor veli kelimesi. Bu anlamda zaten bizim Allah'tan başka bir velimiz yok. Bu kavram üzerinden aslında bizim kafirleri, gayrimüslimleri işte getirip de kendi başımıza bir söz sahibi kılmak. Onları işte otorite kabul etmek, kendi üstümüzde otorite kabul etmek. Yani buradaki benim anladığım kadarıyla ayetlerden çok net olarak ortaya çıkıyor. Allah-u Teala'nın Yahudi ve Hristiyanları veli edinmeyinden maksat onları kendi üzerinize siyasi idareci, tabii yani hukuki söz sahibi sadece, yapmak. Sadece siyasi idareci de değil. Yani ilmi konularda da mesela onları otorite kabul edip onların lafıyla doğrudan mutlaklaştırıp hareket etmeyin. Bugün çok büyük bir problem. Mesela akademik camiada işte kafirlerin yazdıkları tamamen yanlış, hiçbir bilimsel değeri olmayan şeyler sırf onu o adam yazdı diye maalesef bugün akademik camiada otorite kabul ediliyor. Falanca kişi bunu söyledi diyor. Ve bakın bugün ilahiyat camiasında böyle Allah'a, Resulüne iman etmeyen adamların görüşleri sanki İslami bir görüşmüş gibi kabul görür hale geldi. Neden? Çünkü o adamları otorite kabul etmeye başladık biz. Batılı oryantalistleri otorite kabul etmeye başladı. Bunlar bilimsel konuşuyor, bunlar akademik konuşuyor diyerekten ne yaptık? Onların dediklerini, teorilerini sanki doğru kabul ettik.
İşte Allah-u Teala işte bu ayeti bizim üzerimize taalluk etmeye başladı. Evet. Yani Vedat, biraz daha o zaman çerçeveyi netleştirelim. Allah-u Teala Yahudi ve Hristiyanları veli edinmeyin derken, yahut diğer gayrimüslimleri veli edinmeyin derken, onlarla insani ilişkileri kesin, onlara yardım etmeyin, komşuluk ilişkilerinizi koparın, evlenmeyin demiyor. Bakın, Allah-u Teala kafirlerle evlenmeye izin veriyor Maide suresinde, ama onları veli edinmemize izin vermiyor. Şimdi burada veli kelimesini dost, sevgili olarak anlayamayız. Çünkü insan eşini sevemeyecek mi? Hem evlenmeye izin vereceksin, hem sevmesini yasaklayacaksın. Hem evlenmeye izin vereceksin, hem de insani ilişkileri kesmeyi emredeceksin. Böyle bir şey olmaz. Ayet-i kerimelerde Allah-u Teala çok açık ki, Maide suresinin 57. ayette dikkate alınca, bizim dinimize dalga geçen, bizim kitabımızı alay eden, Kur'an-ı Kerim'i değiştirmemiz gerekir diyen, efendim bu çağda böyle olur mu falan, bu kafa yapısına sahip olan insanları, diğer gayrimüslimleri, kafirleri, başımıza yönetici edinmemiz, onların geleneklerini, kültürlerini benimsememiz, onların bayramlarında onlar gibi sevinmemiz, onların şiarlarıyla şiarlanmamız, onların adetlerini, geleneklerini, göreneklerini benimseyip İslam'ı hor görmemiz, böyle bir anlayışın küfür olduğunu söylüyor. Yoksa Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam vefat ettiği zaman bir Yahudi'ye zırh-ı rehin bırakılmış ve borcu vardı. Aslında Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem isteseydi Müslümanlar dağlar kadar hurmayı önüne yiyebilirdi. Peki neden bir teneke karşılığında bir Yahudi'ye zırhını rehin bıraktı? Peygamber Efendimiz Yahudilerle ilişkilerin kesilmesini istemiyordu. Yani buna çok dikkat etmek lazım. Nitekim bir gün önünden bir cenaze geçiyor. Resulullah ayağa kalkıyor. Sahabe diyor ki ya Resulullah diyor bu bir Yahudidir diyor. Aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki o bir insan değil miydi diyor. Dolayısıyla biz gayrimüslimlerin ister ölüleri olsun ister dilleri olsun onlarla insani ilişkileri kesemeyiz. Yoksa İslam'ı nasıl tebliğ edeceğiz? Ama onlarla birlikte olma adına da kalkıp onları başımıza yönetici tayin etme, onlar gibi anlama, bunu yapamayız. Dini onlar gibi yorumla bunu yapamayız. Mesela Vedat az önce dikkat ettiğin şey önemli. Yani Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki Yahudi ve Hristiyanları veli edinmeyin, yönetici edinmeyin, üzerinde söz sahibi edinmeyin, dost edinmeyin değil, yönetici edinmeyin. Ayetin doğru manası bu. Ayetler arası ilişki kurulduğu zaman bu ortaya çıkıyor. Peki, Kur'an ayetlerini İsrailiyat rivayetleriyle yorumlayanlar onları veli edinmiş olmuyorlar mı? Aynen öyle. Yani İsrail'e de baka baka Kur'an'ı Yahudi gözüyle yorumlamaya başladı. Şurasını değiştirelim, şurasını çıkartalım diyecek noktaya geldik. Vahim bir durum. Aslında Allah-u Teala şeyi, gayrimüslimlerle ilişkimizi Mümtehine suresinin 8 ve 9. ayetlerinde bir şey yapıyor, tanzim ediyor, düzenliyor. Bizi yurtlarımızdan çıkarmayan, bizimle savaşmayan yahut bizimle savaşanlara yardım etmeyenler bunlarla ilişkilerimizi bozmamıza gerek yok. İnsani, ticari, evlilik, komşuluk ilişkilerini sürdürebiliriz. Allah-u Teala'nın veli edinmemizi yasakladığı ve kendilerini düşman edinmemizi emrettiği gayrimüslimler, Müslümanların mallarına, canlarına, ırzlarına taarruz eden, yeraltı ve yerüstü kaynaklarını sömüren ve onların işbirlikçileridir. Dolayısıyla bu ayetleri böyle anlamamız lazım. Yani katılıyor musun Vedat? Doğru. Yani aynen yapılması öyle. Gereken budur. Şimdi aslında şunu da bir ayet daha hatırlatayım ben. Veli kavramını anlamak bağımından. Kehf suresinin 102. ayeti. Burası çok önemli. اَحَسِبَ الْكَافِرُونَ اَحَسِبَ الَّذ۪ينَ كَافِرُونَ اَحَسِبَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا Kafirler şunu mu zannettiler? اَنْ يَتَّخُزُ عِبَادِي مِنْ دُونِي اَوْلِيَا Benim bir takım kullarımı benimle kendi aralarında veli edineceklerini mi zannettiler? Devamında diyor ki اِنَّا اَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُولًا Biz cehennemi kafirlere bir varış yeri kıldık. Bakın Allah'ın dışında, Allah'la kendi aranda bir veli edinmeyi Allah-u Teala küfür diyor. Cehennem mi tehdit ediyor? Cehennem bunlar içindir diyor Allah-u Teala. Yani bu veli kavramı öyle yabana atılacak bir kavram değil. Öyle üzerinden kolayca istismar yaratabileceğiniz bir kavram değil. Ama maalesef çok basit bir takım şirk. Yani aslında dışarıdan böyle küçük bir çocuk bile baksa onun şirk olduğunu anlayacak şeylere maalesef bu kavram şey yapılmış yani bir istismar kapısı açılmış maalesef. Bu kavram üzerinden. Şimdi da veli tanımını yaptık, veli kavramına değindik. Siyasi anlamda kafirleri veli edinemeyeceğimizi, hukuki anlamda onlara yönetim hakkımızı veremeyeceğimizi söyledik. Allah'ın mümin tanımını yaptık. Müttaki tanımını yaptık. Mümin tanımını da yapmış olduk tabii. Ondan sonra Cenab-ı Allah'ın kimleri veli edindiğini, cennete girecek olan velilerin özelliklerini belirttik. Kur'an-ı Kerim'den bakılınca durum budur. Allah'a iman edip salih amel işleyenler Allah'ın velileridir ve korunmuş kimselerdir.
Şimdi gelelim çarpıtma noktalarına, gelelim işin suyunun çıkarıldığı noktalara. Tasavvufta veli ve evliya vasıfları. Nedir Vedat? Veli deyince ne anlıyorlar? Tasavvufta veli dendiği zaman Allah dostu işte diyorlar. Genelde bizim tasavvufumuzda evliya kelimesi geçer. Yani Arapçada velinin çoğulu olan kelime, cemisi olan kelime bizim Türkçe'ye müfret olarak girmiş. Yani tekil olarak girmiş. Dolayısıyla bir kişiye de evliya denebiliyor. Bu adam evliya vesaire diyebiliyorlar. Tasavvufta evliyaya baktığımız zaman aslında biraz daha böyle gnostik bir yapı var işin içerisinde. Yani belli bir inisiyasyondan geçmiş, belli bir, onlar seyri sülük diyorlar, belli bir işte yoldan geçtikten ruhsal sonra... Ruhsal arınmadan geçmiş. Ruhsal yani. Arınmadan geçtikten sonra... Hani Budizm'deki Nirvana'ya ulaşmak gibi. Evet, yani gnostik dinlerde gnosis denilen o, yani tanrısal bilgiye ulaşmış kişi aslında, ki o tanrısal bilgiye ulaşıldığı zaman da ne deniyor? O kişi kendisinin aslında tanrı olduğunu fark ediyor. Gnostik dinlerde o şekildedir. Mesela şunu da netleştirelim izleyicilerimiz için. Gnos kelimesi Yunanca bilgi demektir. Yani gizli bilgiye sahip olan, kurtuluş bilgisini elinde tutan kimse. Yani Allah'la dost olmaktan öte Allah'laşmış kimse. Evet. Çünkü bakın gnostik dinlerin temel öğretisi şudur. Yani Clement olması lazım gnostik bilge. Bu milattan sonra 3. yüzyılda yaşamış. Diyor ki kim ki kendisini bilirse o Rabbini tanır. Rabbini bilir. Bu gnostik dinlerin temel öğretisidir. Çünkü siz o marifete ulaştığınız zaman, ben tasavvuf terimleriyle söyleyeyim. Marifete ulaştığınız zaman aslında oradaki marifetin, yani oradaki bilginin aslında sizin Allah'la ayrı gayrı olmadığınız, yani sizin de aslında Allah olduğunuz o sırrına erişmiş oluyorsunuz. Zaten orada sırdır bu. Sır dinleri. Herkes ona ulaşamaz yani. Yani. Sır dinleri nedir? İşte ilahi bilgi var ama bu herkesle paylaşılmamış. Belli başlı kimselere ait. Bu kimselere mürit olursanız ve emirlerine kayıtsız şartsız itaat ederseniz ya da Kur'an diliyle Allah'ın kullarına kulluk ederseniz, bu kimselere kulluk ederseniz o bilgiyi paylaşır ve onlar gibi olursunuz. Burada kendini bilen, Rabbini bilir ifadesinin tam Türkçesi, kendini bilen, kendi kendisinin Rab olduğunu da bilir. İfade aynen budur. Aynen. Kast ondan mana budur. Mesela bende Hristiyan ilahiyatına dair bir kitap var. Orada okuyorum. Bu sözü orada gördüm Vedat. Diyor ki kendini bilen Rabbini bilir, ebedi hakikati. Bu sözü ben hadis diye de gördüm. Halbuki ne Hristiyanlıkta var bu, ne İslamiyet'te var. Evet, evet. Bu şeyden önce, Hristiyanlıktan önce işte Roma'nın pagan, putperest şeylerle bu uzak doğu din anlayışlarına yoğrulmuş kültüründe var. Ama bizde bu, bütün şeylerde var yani. Bütün gnostik dinlerde bu kendini bilen Rabbini bilir şeyi var. Çünkü orada aslında o Rabbini bilmek, kendini bildiğinde Rabbini bilmek, bu en büyük sır budur. En büyük sır. Ve siz o sırra erişiyorsunuz. Ne diyor zaten şeyde velilerin isimleri anladım. Kaddesallah sirrahu. Allah'ın sırrını kutsasın. Onun kendisi de Allah. Vahdede vücut öğretisi de bunlar hepsi birbirine kardeş, bağlantılı şeyler. Evet, evet. Aslında adamın kendisi Allah. Allah onun sırrını kutsasın da neden? Bu nasıl bir sır ki peygamberde yok, sende var? Böyle bir mantık olabilir mi? Zaten şimdi tasavvuf içerisinde siz eleştiriler getirdikçe karşı tarafın size ileri sürdüğü tek bir argüman var, nedir? Sen onu anlayamazsın, onun eriştiği mertebeleri sen erişebildin mi? Gibi bir cevap veriyorlar. Onun dışında başka bir cevap da zaten vermeleri imkansız. Ne demek istiyorlar? Yani bu bir sırdır. Senin onu anlaman mümkün değildir. Ne zaman ki o mertebeye erişeceksin, o zaman anlayacaksın. Aynen. Yani Allah Kur'an-ı Kerim'de Kur'an-ı Kerim'in apaçık olduğunu, Kur'an-ı Kerim'in net olduğunu söylüyor. Bunlar da dinin sır olduğunu söylüyorlar. Ya Allah-u Teala yani mesela o Bakara 256 olması lazım. Allah-u Teala ne diyor? Rüşt şeyden, sapıklıktan kesin olarak ayrılmıştır. Yani artık çok açık yani. Neyin rüşt olduğu yani? Olgunluk olduğu, en mükemmel din olduğu ve neyin sapıklık olduğu artık çok nettir. Yani burada bir sır yok artık. Kur'an-ı Kerim'in inmiş olmasıyla birlikte artık öyle sır vesaire hiçbir şey yok. Yani, her şey çok net bir şekilde ortada. Bu kitaba kim yönelirse Allah-u Teala o bilgiyi ona paylaşıyor. Yani Vedat, ben sana bir şey söyleyeyim. Şimdi izleyicilerimiz videonun bundan sonraki bölümünü
lütfen şu sözümüzü dikkate alarak izlesinler. Batılılar ya da doğulular, İslam düşmanları, Müslümanlarla savaşarak bunları kese kese bitiremeyeceklerini anladılar. Orada kafaları net bir şekilde aydınlandı. Çünkü her darbe olgunlaştırdığı gibi biz Müslümanlar da savaşçı bir millet yaptı. Savunma durumundayız, yapacak bir şeyimiz yok. Dünyanın en stratejik toprakları bizim elimizde. Siyasi, şu yer altı, yer üstü kaynakları vesaire. Geçiş yolları, şunlar bunlar. Adamlar hala Türkleri Anadolu'dan atsak diye uğraşıyorlar. Uğraşacaklar da. Bunu Kur'an-ı Kerim'den görüyoruz. Allah-u Teala şeyde buyuruyor ya Hac suresinde, birbirine iki hasım zümre diye. Bu kavga kıyamet kopana kadar bitmeyecek. Biz kavgayı bitirmekle görevli değiliz. Hak tarafından olmakla görevliyiz. Kafirler Müslümanların işlerini kılıçla bitiremeyeceklerini anladılar. Tasavvuf yoluyla Müslümanlardan intikam almaya çalışıyorlar. Tasavvufi terimlerin içini gerek Hristiyanlıkla, gerek Uzak Doğu'yla, yani Kur'an olmasın da ne olursa olsun, Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın anladığı ve anlattığı din olmasın da ne olursa olsun diye tasavvufi terimleri doldurdular. İçlerinde saçma sapan şeylerle. Önce bir terim uydurup sonra içini doldurdular. Gah da Kur'an-ı Kerim'deki terimleri çarpıttılar. Yani Allah Kur'an-ı Kerim'de Ali İmran Suresi 200. ayetinde rabıta yapın diyor. Öbürü aldı götürdü bunu ölülere tapmaya kadar çevirdi işi. Kafirler Müslümanları kılıç zoruyla yok edemeyeceklerini anladıklarından tasavvufi terimlerle intikam almaya çalışıyorlar. Şimdi bunlara detaylıca bir giriş yapalım. Ve da veli kavramının kardeş kavramı da keramettir. Hani kerametsiz veli olur mu yani? Hani evet. Uçmadan onun bir şeyi var yani. Sanki fabrikaya işçi alıyorlar. İşte şu kadar dil bilecek, şu kadar bilmem ne yapacak. Veli olmanın şartı da nedir? En az bilmem şu kadar şey yapacak, uçacak, kaçacak vesaire vesaire vesaire. Aynı şeyin Vatikan'ın bir kişiyi aziz yapmak için en az iki mucize göstermesi gerekir demesi gibi. Evet, evet. Bunun gibi. Şimdi keramet nedir ve tasavvufta keramet denince ne anlaşılıyor? Şimdi burada Veliler Başbuğu Şahı Nakşibend isimli bir eser var. Kamera doğru tutalım. Nasrullah Efendi'nin görsün yazmış olduğu bir Şahı Nakşibend ile ilgili yazılmış bir eser. Bunun 166. sayfasında Evliya'dan sudur eden kerametler isimli bir başlık var. Şimdi ben direkt buradan kelimesi kelimesini okuyorum. Allah'ın velilerinden sudur eden yüksek kerametlerin sayısı ve çeşitleri pek çok olduğundan bunları bir arada zikretmek imkan dışıdır. Yalnız şunu belirtelim ki kerametin nev'i 25'tir. Yani keramet 25 çeşittir. Yani bir yığın var da Allah'tan azını söylüyor yani. Evet. Orada. Birincisi, kabir haline ve ölülerin durumuna vakıf olmak ve aynı zamanda ölülerle konuşabilmek. Asgari şartlarını sayıyoruz burada. Evet, bunlar asgari şartlar. Taş, ağaç ve hayvanların Allah'ı tesbih etmelerini duyabilmek ve onlarla konuşabilmek. İnsanları ve bütün hayvanları emrine boyun eğdirip meyvesiz ağaçları meyvalandırmak. Diriyi öldürmek, ölüyü diriltmek. Allah-u Teala ne diyor? لَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ دَرَّا وَلَا نَفْعَا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاتًا وَلَا نُشُورًا. Onlar öyle kimseleri idare ediniyorlar ki onların ne bir kimseyi öldürmeye, ne bir kimseye yeniden hayat vermeye, ne de bir kimseyi diriltmeye, hayatta tutmaya ne de diriltmeye gücü yoktur. Yani Mekke müşrikleri tapındıkları putların bir şeyleri diriltemeyeceğini biliyorlardı. Aynen ona öyle. İnanıyorlardı adamlar. İşte şirk öylesine kontrolden çıktı ki artık şeytanı bile kontrolden çıktı. O bile bu kadarını beklemiyordu ki. Bakar mısın adama yani? İslam diye anlattığı şey Mekke putperestinden daha aşağılık bir şey. Daha ne, bakalım ne diyor? Nurdan bir cisim gibi cesetlere ve katı maddelere dalıp girebilmek. Hayalet gibi yani. Cisimler arasında geçip gidebiliyor. Aynı Casper diye bir çizgi film vardı. O da onun gibi bir şey herhalde. Su üzerinde yürümek ve havada uçmak. Uzak mesafeyi yakın etmek, yakın mesafeyi uzak yapmak. Enteresan. Uzun zamanı kısaltmak, kısa zamanı uzatmak. Şimdi mekana hükmediyor, zamana hükmediyor. Ölülere hükmediyor, dirilere hükmediyor. Varlıkların seçkinlerini bilmek ve gizli ilimlere vakıf olmak. Şimdi burada zaman mevzusu neden söylüyor? Ben şunu söyleyeyim. Bazı kerametler vardır. Ben işte şeyhi aynı anda iki kişi üç yerde görmüş vesaire. Bu saçma bir çelişki olduğu için diyorlar ki işte zamanı uzatabiliyor, kısaltabiliyor kendisi için. Dolayısıyla aynı anda üç yerde
birden gözükebiliyor. Ya Süleyman peygamber yapamadı. Süleyman peygamber ne dedi? Belkıs'ın tahtını kim buraya getirdi? Yardım istedi yanındakilerden. Yardım istiyor, bir de ondan sonra görünce şaşkınlar düşüyor. Allah-u Teala beni şükredeceğim mi diye görmem için. Vallahi Vedat, ne kadar enteresan bir şey. Şimdi burada diyorlar ki, veliler bir zaman belli bir yerde tak diye görünebilirler. Zamanı uzatır, tayyi mekan yapar, birdenbire uçar gider, 3-5 yerde aynı anda görünür. Ya Peygamber Efendimiz Mekke'den Medine'ye hicret ederken ne sıkıntılar yaşadı. Ne sıkıntılar yaşadı. 450 kilometre olması lazım. O düşünün yani 50 yaşını aşmış bir insan o Arabistan çölünün altında o taşların üzerinde yürüye yürüye koskoca şeye gidecek. Koskoca bir yolu kat edecek. Bugün birine yapmaya çalışsanız delilik der adam buna. Resulullah yakalanmayayım diye mağaraya saklanacak. Efendime söyleyeyim 3 gün orada mahsur kalacak. Bir yerden bir yere uçamayacak. 3-5 yerde aynı anda görünemeyecek. Ama bu adamlar İslam diye anlattıklarına yemek, bakar mısın? Yani? Yemeği, midesi bulanıyor ya. Mağaradayken yemeği bile Hazreti Ebu Bekir'in kızı gizli gizli getiriyor. Gizli gizli getiriyor. Efendim koyun sürüsü tutuyorlar ki ayak izlerini yok etsin diye. Resulullah neyi düşünüyor? Bunlar neyi düşünüyor? Ya Peygamberimiz aklına gelmedi mi? Dur uçayım da 2 dakikada transfer olayım buraya. Enerji transferi bu ya. Aynen öyle. Yani bir de bu kadar kerametler havaya rüzgara hükmetme şeyleri varsa niye uğraştılar? Canlarını dişlerine taktılar da koskoca Medine'nin koskoca bir şehrin etrafına hendek kazmakla uğraştılar. Böyle bir saçmalık olabilir mi yani? Evet yani niye Musa Aleyhisselam denizin yarılmasını bekledi? Uca uca geçseydi karşı tarafa. Ya Musa Aleyhisselam kendi yaptığı mucizeden korkuyor ya. Çünkü onun elinde olan bir şey değil. O da farkında değil ne olduğunun. Allah-u Teala yapıyor bunu yani. Ama burada tasarrufu almış bunlar ellerine. Diledikleri gibi kullanıyorlar. Diledikleri gibi tasarruf ederler. Ya açıkça şunu diyecek Vedat. Biz de Allah'ız kardeşim. Allah ne yaparsa biz de aynısını yaparız diyecek. Ama bunu böyle 25 maddede evire çevire üstü kapalı bilmem. Aslında akıllılar için üstü kapalı da değil yani. Neyse devam canım, edelim. Canım yani bu burada sayılanlar Allah'ın vasıfları. Varlıkların seçkinlerini bilmek ve gizli ilimlere vakıf olmak. Deliği iyileştirmek ve sağlamlaştırmak. Allah size akıl fikir versin. Bu nedir ya? Önce kendilerini iyileştirmeleri gerekiyor tabii. Allah katında duası makbul olmak, kul yanında sözü geçmek, şiir söylemek ve hakikatin sırlarından haber vermek, şiir söylemek keramet mi şimdi ben bunu da anlamadım. O zaman yani Mehmet Akif bir numaralı evliya. Çok büyük kafir şairler de var yani ona bakarsak. Dargın kalpleri birbirine bağdaştırmak ve düşmanlığı muhabbete çevirmek. Oysa ki kalpleri ne diyor Allah-u Teala ki Allah kişiyle kalbin arasına girer. Yani Allah'tan başka hiç kimse kalbe dokunamaz. Böyle bir müdahale hiçbir asla zaman mümkün değil. Sevmedi. Zaten bu Kur'an-ı Kerim'de çok net bir şey. İşte Ebu Cehil peygamber efendimiz tabii sevmedi. Yani bu Kur'an-ı Kerim'de çok net bir şey. Asla ve kat'a ki hiç kimse şeytan da dahil kişinin kalbine müdahale edemez. Aman ya Rabbi neler istiyoruz ya. Neler istiyoruz. Allah-u Teala zaten o yüzden sen sevdiğin sen onların birçoğu iman etmiyor diyor. Neredeyse kendini helak edeceksin diyor. Yani sen sevdiğine hidayet veremezsin diyor vesaire. Ki zaten Allah Resulü zaten kimsenin kimin kalbinin ne olduğunu da bilmiyor. Allah-u Teala diyor ki senin çevrende bir sürü münafıklar var ama sen onları bilmezsin diyor. Onları sadece biz biliyoruz. Allah-u Teala, Allah Resulü çevresindeki münafıkların kim olduğunu bile bilmiyor. Bırak bir kişinin kalbine müdahale etmeyi. Kalbinde kişinin ne olduğunu zaten bilmiyor. Devam edelim hadi. Yemeden, içmeden müstahni olup, ya bu kadar da bu artık küfür yani şimdi. 14. maddeye kadar dayandık ama artık bunu da söylememiz lazım. Yani bu küfür ya. Yemeden, içmeden müstahni olup, nice aylar ve yıllar besin almamak, yememek, içmemek, soğuktan ve sıcaktan müteessir olmamak. Ya Allah-u Teala İsa Aleyhisselam'a diyor ki onların ikisi de yemek yerdi. Evet. Kâne yekulâne ta'am diyor annesi ve kendisi. Neden bu ibareyi söylüyor? Hristiyanlara İsa Aleyhisselam'ı tanrılaştırdıkları için, ilahlaştırdıkları için. Onların o ilahlaştırmalarına cevap olarak diyor ki onların ikisi de yemek yerlerdi. Bir ilah yemek yer mi? Böyle bir ihtiyacı olabilir mi? Allah yemek yer mi? Yemez. Haşa. Ama bak bunlar diyor ki yemek yemekten müstahnidir diyor. Yemek yemekten münezzehtir diyor. Tövbe yemek yemekten münezzehtir diyor. Ya bu artık küfür yani. Burada onu söylemem gerekiyor yani. Rüzgar estirip esen rüzgarı dindirmek, soğuğu sıcak sıcağı soğuk yapmak. Mevsimleri değiştirecek kadar gücü varmış adamın yani. İşte şimdi değerli izleyiciler burada okumuş olduklarımız veli tanımı. Tasavvufta veli denince bunu anlıyorlar. Şah-ı Nakşi aslında bu Şah-ı Nakşibendi'ye getirecek lafı. O da böyle diyecek de zemin hazırlıyor. Yani diyor zaten onun ya içerisinde bu... diyor. Az bir yemek ile çok askeri doyurmak,
ve meydandan hiçbir şey yokken yemek çıkarmak. Yaratmaktan bahsediyor yani. Düşman ordusunu kahredip zafer kazanmak. Allah Resulü Uhud'da savaşı kaybetti, onu da hatırlatalım. Allah Resulü onlara göre evliya değil. Ateşte yanmamak ve öldürücü sebeplerden müteessir olmamak. Ya Hazreti Hamza öldü işte ya. Ok çarptı adamı, parçaladılar bir de ya. Demek ki anladın mı? O kadar savaşmış, savaşmış. Yani Hazreti Hamza hayatta olsa, ya sen bu kadar savaştın ama sen bizim evliya tanımına uymuyorsun kardeşim, kusura bakma mı diyeceğiz? Bu nedir ya? Ya sadece Hazreti Hamza değil, yani bir sürü peygamberler de şehit oldular yani. Evet ya. Ve yaktılûne l-enbiya diyor, nebileri katlettiler diyor. Yahya aleyhisselamın başını kesiyorlar testereyle. Aynen ya. Yani bu, bunlar hangi, ya bunların yani anca hiçbir şey bilmeyen, ot gibi yaşayan insanlar bunlara inanırlar. Ya o bile bir noktadan sonra bu Allah mı kardeşim diye sorar ya. Fıtratı biraz temizse, küçük bir çocuğa okuyun bunu. Küçük bir çocuk bile bunu kabul etmez. Böyle bir insan olmaz, bu Allah olur der. Yani Allah için söyleyebilecek her şeyi kendi şeyhi için de söylüyor adam. Hasta mıdır nedir ya? Ya zaten işte vahdet-i vücut inancı gereği zaten Allah'la aynı oldukları için. Peki bir sorun yok yani. Onlar için sorun yok. Gaybı bilmek, görmek ve herkesin kalbindeki sırlara vakıf olmak. Yani şimdi adam, Bakara suresinin baş tarafında Allah buyuruyor ki onlar gayba iman ederler. Ya gaybı bilirler demiyor. Allah bizden gaybı bilmemizi istemiyor. Gaybı taşlamayın diyor. Bunlar gaybı bilirler diyor. Mantığa bak yani. Şimdi aslında bununla alakalı ayetleri de okumak lazım ama işte program... Abi ne yapalım, o kadar çok küfür var ki başlamıyoruz Enam, yani. Enam suresinin 50. ayetini okusun izleyenler. Ben gaybı bilmem, ben evet. Bir melek değilim, gök hazineler benim yanımda değil. Ama ne yapalım Vedat, şirk salgın hastalığı o kadar yayılmış. Tabii yalan söylüyordu Allah Resulü, ben gaybı bilmem değil, yalan söylüyor. Onlara göre yalan söylüyor, normalde biliyor. Bilmediği halde biliyorum diyor, bilmiyorum tabii, diyor. Tabii. Bildiği halde bilmiyorum diyor. O işte şey ayetini delil getiriyorlar, cin suresindeki ayetini. Onun da hiç alakası olmasın, önceki programlarda söylemiştik. Oradaki gaybtan kasıt Allah'ın ayetleri, Kur'an'ın ayetleri. Gaybını kimseye bildirmez. Seçtiği Resul, Resullerinden seçtiği kişi hariç, onun da etrafına gözcüleyiciler koyar ki Allah'ın risaleti ona ulaştı mı bilsin diye. Aynen. Yani orada tamamen Allah'ın ayetleridir oradaki gayb. Allah kimseye Kur'an'ın ayetlerini bildirmez. Sadece seçtiği Resullerinden Nebi'ye yani. Bir anda birkaç yerde görünmek ve halkın gözünden gizlenmek. Bir anda birkaç yerde görünmek. Bir anda halka yardım etmek, uzakta konuşulanları işitebilmek ve sözünü çok uzak yerlere duyurup dinletmek. O zaman burada bize programımıza buyursun, gelsin, bağlantı yapsın. Bize yanlış olan şeyleri anlatsın. Tabii ya. Şu Abdülkadir gelen bir de bize bir görünse ne iyi olacak. Burada madem çok uzak yerlere bağlantı kurup konuşabiliyor, burada bir konuşma yapsın bizde. Canlı yayın bağlantısı olarak. Aynen. Peygamber Efendimiz aynı savaşta şehit olan ashabını uyaramadı. Arkanı dön, bak şuradan ok geliyor falan diyemedi. Dağ geçidine Resulullah Aleyhisselam nöbetçiler bıraktı. Onlar oradan kaçarken durun gelmeyin falan diyemedi. Ama bu adamlar zaman, mekan, sınır, hat, hudut, sınır tanımaksızın her yere gidiyorlar, geliyorlar. Soğuk mevsimleri değiştiriyorlar. Yemek yemekten münezzehler. Sen kimden bahsediyorsun? Ya sadece o değil. Mesela Hazreti Ali hicretti. Allah Resulü'nden ve Ebu Bekir'den aleyhisselamdan sonra yapıyor ve biraz gecikiyor. Tek başına olduğu için o çölün zorluk koşullarına da dayanamıyor. Medine'ye yakın bir yerde baygın düşüyor. 3 gün orada kalıyor. Birkaç gün orada kalıyor baygın bir şekilde. Allah Resulü endişeleniyor. Ali'ye ne oldu? Niye gecikti? Gecikmemesi lazım bu kadar vesaire. Bak, ama öyle mesafeler uzak arasında bir iletişim kuramıyorlar. Nasılsın, iyi misin? Neredesin şu anda vesaire. Böyle bir şey yok. Kasvetli gönüllere, arzusuna uymuş nefislere ve yolunu azıtmışlara tasarruf ederek terbiye ve ıslah etmek. Musa aleyhisselam Firavun'u ıslah edemedi. Islah edemedi. Ya hangi peygamber yapmış kavmini ıslah edebilmiş? Ya böyle bir şey yok. Yani bunlar Kur'an'ın en temel öğretilerine aykırı şeyler ya. Abi adam... Kur'an'ın dibine kibrit suyu dökmek bu yani. Vedat, adam oturmuş. Allah'ın dediğinin aksini nasıl söylerim? Nasıl Kur'an düşmanlığı yaparım? Nasıl bu dini maskaraya çeviririm? Kendim nasıl kullanabilirim? Nasıl rant haline getirebilirim? Yani ne amacı varsa yani. Özellikle itina ile üstüne basa basa Kur'an-ı Kerim'den tam zıddını söylüyor. Allah veli deyince bunu söylüyormuş. Yani veli bu, buraya kadar anlatılanlar veli mi şimdi? Şimdi mesela başka şey de söyleyelim. Melekut alemine nüfuz edip tasarruf etmek.
Yani göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır diyor. Velillahi mulkus semavati vel ard diyor Allahu Teala. Lem yekun lehu şerikun fil mülk. Ve mülkümde ortağım da yoktur diyor. Ortağı da yoktur. Bak eskinin müşrikleri Vedat Allah'a ortak koşarlardı. Şimdi bu müşrikler Allah'ı kendilerine ortak kabul etmiyorlar. Ondan da üstünler. E, aynen öyle. Zaten üstün başka okuyacağımız yerlerde de onu göreceğiz. Gözden ırakta olan mensuplarını korumak, kötülükten kurtarmak, ibadete mecbur etmek. Bu nedir ya? Allah bile dinden anlama yoktur ya bu, diyor ya. Ya hakikaten yani Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'ı yarattı, işte ona bir sürü rızıklar verdi, bahçeye koydu. Ona bile ibadeti mecbur kılmadı. Ben sana bu kadar nimetler verdim. Ey Adem, bana bundan sonra ibadet etmeye mecbursun. Ben sana bunu cebren yaptırıyorum demedi. Ki Adem Aleyhisselam ne yaptı? Allah'a isyan etti. فَعَسَى عَدَمُ رَبَّهُ Adem Rabbine isyan etti. Bu adamlar o hakkı bile vermiyor. Cebren müritlerini ibadete Allah'a kulluğa mecbur ediyor. Mecbur ediyor. Yani. İstese de o artık ibadetlerini bırakmıyor oradaki mülk. Yani bu çok önemli. Buraya kadar saydıklarımız Vedat. Şimdi bir de en sonuncu madde. Kendisine bağlı olanların ruhlarında ve cisimlerinde terbiye kudreti göstermek. Ya bu resmen bana tabi ol, ben senin her şeyini alacağım, seni bir kukla gibi, tam bir Müslüman gibi yaşatacağım, öldüreceğim diyor. Yani senin iradeni tamamen yok edip ben seni yola getireceğim diyor. Ki böyle bir şey zaten. Ya bu Kur'an'ın dibine kuyruk kibrit suyu dökmek. Şimdi değerli izleyiciler, bu Risale-i Bahaiye velilerin başbuğu Şah-ı Nakşibendi anlatırken onun hakkında uyduracakları yalanlara kılıf bulmak için böyle 25 tane madde yazmış. Biz bunları çıkarttık, işaretledik. Yani buradaki saçmalıkları anlatmamız için bu kitabı komple okumamız lazım. Bu küfür yani, onu söyleyeyim. Bildiğiniz küfürdür bu. İslam düşmanlığıdır. Ondan sonra demesinler niye bize kafir diyorlar, tekfirci bunlar falan demesinler, bu küfür yani. Ya şimdi sen bunları anlatıyorsun, bunun ticaretini yapıyorsun. Sen İslam alemi, ehl-i sünnet uleması bilmem ne oluyorsun. Biz bunların yanlış olduğunu söyleyince vay kafir, vay bilmem ne. Bir tanesi bana diyor ki seni elime geçirsem kafanı kıracağım diyor. Evliyan gelsin, sen niye geliyorsun kardeşim dedi. Sen niye geliyorsun? Sen demiyor muydun bu adamlar çarpar eder, tamam gelsinler ben buradayım. Benim bir kompleksim yok. Sen tapındığın evliyana bile güvenmiyorsun ki zaten. Yani şimdi, hani ilahlarınızı savunun diyor ya şeyde, İbrahim Aleyhisselam'ın kavminde. Aynen ya. İlahlarını seni savunsun, sen niye ilahlarını savunuyorsun? Aynen, şimdi bu kitabı biz uydurmadık. Onların raflarında, onların tercümeleri, onların hitapları, onların dili, onların argümanları, onların satış yerleri, onların tavsiyeleri, tercümeleri ve tercihleri üzerine aldık. Dolayısıyla kızacak olan varsa buna kızsınlar. Yani insan Allah'tan korkar bunları uydururken ya. Yani bu resmen Allah'la mücadeleye girişmiş. Aşırılığın ötesinde bir şey bu yani. Ve bakar mısın, şeytanı zorlasan, kafasına silah dayasan böyle bir kitap yazdıramazsın ya. Böyle bir şey olur mu ya? Ama şeytan Allah'tan korkar böyle bir şey yazmaz. Ne diyor ya Kur'an'da? Gerçekten bak. Ben Allah'tan korkuyorum diyor ya. Bunları yazmaz ya. İblis bunları yazmaz ya. Böyle bir şey olur mu? Bunlar çok öte şeyler ya. Şimdi tasavvufçular diyorlar ki bir kısmı. Efendim siz bizim kitaplarımızı okumadığınız için bizi anlamıyorsunuz. Biz de diyoruz ki hayır. Siz kendi kitaplarınızı okumadığınız için bizi anlamıyorsunuz. Ya bunları okuyan bir adam, bunlara inanan bir adam da iman diye bir şey kalır mı? Neyse ulan. Bizde bizim şeyimiz var biliyorsun. Tasavvufta velinin tanımı Nefahatül Üns. Molla Camii. Molla Camii'nin meşhur. Molla Camii. Oku bakalım ne yazıyormuş Vedat orada. Velinin tanımı nasıl yapıyorlarmış bize? Bunu da göstereyim. Molla Camii'nin burada. Ya kendi bastıkları kitap bu. Biz öyle herhangi bir tanesini aldık, kullanıyoruz yani, seçmedik de. Sadeleştiren Abdülkadir Akçiçek. Huzur Yayınlarından çıkıyormuş. 25. sayfa. Veli sıfatını alabilmesi için Yüce Allah'ın hakkı olan emirlerinin tümünü eksiksiz yerine getirmesi gerekir. Darlıkta olsun, genişlikte olsun yüce hakkı için akıldan, yüce hakkı hiç aklından çıkarmaması gerekir. Velinin şartları arasında kötülüklerden mahfuz olup korunmuş olmak bak, vardır. Bak. Onda günah işleme temayülü vardır ama Allah korur. İstese de günah işleyemez yani. İstese de günah işleyemez. Adem Aleyhisselam'ı niye korumadı Allahu Teala? Fe asa Ademu Rabbehu oldu. Bütün Adem peygamberler gitti ve Adem Rabbine isyan etti. Allah Kur'an'ın kendi buyurmuyor mu ki Fatır suresinde? Eğer Allah insanları işlemiş olduklarından ötürü hemen yakalayacak olsaydı yeryüzünde bir tek canlı kalmazdı. Tabii. Zaten o ayeti bile tek başına yeter. Yeter yani. Allah Resulü'nün de Kur'an-ı Kerim'de
onlarca hataları ile ilgili ayetler var. Evet ya. Bedir Savaşı'nda o yapmış olduğunuz şeyden dolayı size çok büyük bir azap gelecektir diyor Allah-u Teala. O zaman velinin Enfal suresinde. Velinin tanımı günah işlemez korunmuşsa Hazreti Muhammed veli falan değil. Bu tanımlara göre değil zaten. Hiçbir peygamber değil, hiçbir sahabe değil. Bu kitapların yaptığı tanımlara göre Muhammed Aleyhisselam veli falan değil. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in anlattığı Muhammed Aleyhisselam hatalar yapabilen, bazen Allah-u Teala mesela diyor ki sen Allah'ın helal kıldığını neden haram kılıyorsun? Bazen diyor ki Allah-u Teala Allah seni affetsin, sen o adamı niye salıverdin diyor. Bazen Allah-u Teala diyor ki o yapmış olduğun şeyden dolayı size çok büyük bir azap dokunacaktı diyor. Vesaire. Allah Resulü bize Kur'an-ı Kerim'de anlatan Allah Resulü böyle bir Allah Resulü. Aynen. Zaten böyle bir Allah Resulü bize örnek olabilir. Çünkü hatasız, tıpkı bir ilah gibi, yani burada anlatılan veliler gibi olan bir kimsenin sana örneklik teşkil etmesi mümkün mü? Mümkün değil yani, mümkün değil. Şimdi velinin kerameti diye başladığınız zaman altını istediğiniz gibi dolduruyorsunuz ve doldurmuşlardı. Şimdi bu Nefahatül Uns, Evliya Menkıbeleri, Molla Cami'nin kitabıdır. Biz bu yalanları TGRT'nin belgesellerinde çok görüyoruz. Adamlar küfür ishaline yakalanmışlar. Habere küfür çıkarıyorlar. Habere küfür çıkarıyorlar yani. Neyse devam edelim. Kerametin çeşitleri ve olağanüstü harikalar diye yine aynı kitabın 134. sayfasındayız. Bilesin ki olağanüstü harika işlerin çeşidi çoktur. Özet olarak şunları sayabiliriz. Var yok edilir, yok var edilir. Gizli işler açığa çıkarılır. Açık işlerde gizli kalır, bir hal alır. Edilen dua makbuldür. Az zaman içinde uzun mesafeler kat edilir. Gizli işlere muttali olunur. Gizli işlerden haber verilir. Ya Allah-u Teala tecessüsü yasaklamıyor mu? Adamın keramet diye anlattığı şeye bakar mısın diyor. Senin diyor gece ne yaptığını görürdü, yatak odada ne yaptığını görürdü. Kim haber veriyor diyorsun? Allah haber veriyor diyor. Allah-u Teala sümme aşağı kullarına hakkında erotik hikayeler mi anlatıyor? Kullarının müstehcen dedikodularını mı yapıyorsun? Sana mı anlatıyor bunlar? Peygamber Efendimiz kime demiş ki ben senin gece ne yaptığını gördüm diye. Var mı böyle bir şey ya? Var mı böyle bir örneği ya? Değerli Müslümanlar, bu konumuz olmadığı için değinmiyorum. Bu kitabın içerisinde kendi eşlerini, müritlerini kiralamayı peygamber sünneti kabul eden anlayışlar vardır. Onu da bir ara soran olursa, onu da bir ayrı dersini yaparız. Ne diyor adam? Kendi diyor karısını diyor, müridini diyor, kiralıyordu diyor. Bir hafta onu kullanıyordu, birbirini tanımadan ayrılıyorlardı. Aynen bu ifadeler var, ben uydurmuyorum. Tartışmasını da yaparız isteyenler. Neyse biz asıl mevzumuza geri dönelim. Hay ölüleri diriltmek, dirilere hayat vermek, işte dirileri öldürmek, zahiri sebeplere hiç ihtiyaç duymadan yemek yememek, yemek hazırlamamak, ne bileyim su üstünde yürümek, havada seyahat etmek, vahşi hayvanları emri altına almak, efendim işte havada uçmaya başlamak, ne bileyim ağaçlara dokunup kökünden sökmek, elleriyle duvarı durup duvarı ikiye ayırmak, parmaklarından su akıtmak, bilmem ne, saçma sapan şeyler. Bunların hepsi veli diye anlatılıyor. Hani Allah'ın velileri denizcesini biz bunları mı anlamalıyız? Biz bunları yapamıyoruz, biz veli değiliz. Sen de yapamıyorsun, sen de. Kim Allah'ın velisi? Yok öyle birisi o zaman. O zaman Allah bize Kur'an-ı Kerim'de sümme aşağı yalan mı söyledi? Eksik bilgi mi verdi? Böyle bir saçmalık olur mu ya? Bir de bu kitapları hala din diye anlatıyorlar ya, hala din diye inanıyorlar ya bunlar. İnsanın çıldırası geliyor. Bakın maalesef Kur'an-ı Kerim'de aramızda böyle kalın kalın duvarlar var işte. Bir burada da değil, bunun devamı da var böyle. Bu nedir ya? Ne rezalettir? Neyse biz konumuza devam edelim. Şimdi kitaplardan kitaplara geçiş yapıyoruz. Mecburen öyle yapacağız. O kadar çok sapıklık, o kadar çok şirk var ki hangi biriyle baş edelim arkadaş? Hangi biriyle baş edelim? Şimdi velilerde görülen kerametlerin azizlerde görülen kerametlerle irtibatı vardır Vedat. Ben şu kitabı alayım. Şimdi değerli izleyiciler, bu elimde görmüş olduğunuz kitap Katolik Hristiyanlık'ta azizlik ve azizler. Hristiyan evliyaların, Hristiyan azizlerin şeylerini anlatıyor. Menkıbelerini, çeşitli azizlik nedir? Kişi nasıl aziz seçilir? Azizlerin fonksiyonu nedir? Görevleri nedir? Burada sayfalar dolusu anlatıyor. Ben buradan bir yer okuyacağım size. Yani bu kitap aslında bu konuya kavrama noktasında önemli. Son derece önemli. Roma İmparatorluğu zamanında Vedat, Roma tanrıları vardı burada. Yunan tanrıları, daha evvelden Yunan tanrıları. Roma İmparatorluğu zamanında işte Zeus Apollon'a dönüştü, bilmem neye dönüştü. Yunan tanrılarını yerine Roma tanrıları aldı. Daha sonra bu topraklara Hristiyanlık hakim olunca Roma tanrılarının görevleri Hristiyan azizler tarafından devralındı. Azizler yapar oldu. Bu topraklara daha sonra İslam hakim olunca azizlerin göstermiş olduğu kerametlerin aynısını Müslüman veliler gösterir hale geldi.
Yani aslında tarihsel döngü içerisinde bakıyorsunuz, eski Yunan tanrısının görevini bu da yapar hale geldi. Dönüşe. Aynı yalanlar, efendim Hristiyan kavramlarıyla anlatılan bir hikaye döndü, Kur'an kavramlarıyla anlatılır oldu. Sen evliya diyorsun, öbürü de aziz diyor. Ama aynı şeyi söylüyorlar aslında. Burada azizlerin görevlerinden anlatıyor. Bakın ne diyor mesela. Koruyucu azizlik nedir? Veya koruyucu azizler kimlerdir? Soruları akla gelebilir. Bu soruların cevaplarının bulunmasında yarar vardır. Katolik Hristiyanlığa göre koruyucu azizler, hayatın belli bir alanı için özel koruyucu ve himayeci olarak seçilen azizlerdir. Bu alanlar meslekler, hastalıklar, kiliseler, ülkeler, davalar ve insan için önemli olan herhangi bir alan olabilir. Çok çeşitli kayıtlar kilisenin ve insanların havarileri ve şehitleri koruyucu aziz olarak adlandırmalarının 5. yüzyıla, 4. yüzyıla kadar gittiğini göstermektedir. Son zamanlarda koruyucu azizler Papa tarafından olduğu gibi diğer şahıslar ve gruplar tarafından da seçilebilmektedir. Koruyucu azizler genellikle belirli bir alanda hayatlarındaki bilgilerinin, yeteneklerinin veya olaylara uyum sağlaması, benzerlik oluşturmasından dolayı seçilir. Örneğin, Asilisti François doğayı severdi. Bundan dolayı ekolojistlerin koruyucu azizidir. Şimdi adam bir aziz, doğayı çok seviyor. Doğada birisi hareket ettiği zaman, ne bileyim dağda falan, o azizden yardım istiyor. O bizi korusun diye. Francis Delas bir yazardı. Ve gazetecilerin ve yazarların koruyucu azizi oldu. Gazeteciler ve yazar katolikler de ondan medet umuyorlar. Aynı Mekke müşrik panteonu gibi. Falan bilmem ne koruyucu azizi. Bizde bu yok mu? Bilmem 7 kıta var, 7 kıtanın ayrı ayrı görevli, tasarrufta bulunan velileri var. Bu falan yeri yönetiyor. İşte Doğu'nun velisi bu, Batı'nın velisi bu. Mesela Abdülkadir Geylani bizim bu coğrafyaya gelir. Şehitler hep bizim Çanakkale'ye gelirler. Hiç şey, Filistin'e falan gitmezler. Niye? Onların görev alanlarının dışında kalıyor. Yoksa yukarıyla araları bozulur. Bir resmiyet var yani. Ne yazıyormuş burada? Melekler de koruyucu azizler olarak seçilebiliyorlar. Hayatlarını taklit edip yaşama istedikleri zaman ve Tanrı'ya aracılık yapmalarını, şefaat istemelerini istedikleri zaman insanlara yardım edebilirler. Şefaat istenir, bunlardan medet umulur. Mesela Meryem İstanbul'un koruyucu azizidir, azizesidir. Yardım istiyorlar Meryem'den. Burada bu kitabın içerisinde azizlerin kemikleri, eşyalarının kutsandığı, onların türbeleri etrafında dönüldüğü, bezler bağlandığı, onlardan medet umulduğuna dair pek çok ifade vardır. Yani bizdeki evliya türbe kültürünü biraz altını deştiğin zaman bakıyorsun ki işte bu aslında Hristiyanlık'taki azizlik müessesesinin bize yansımış hali. Bu çok önemli. Bu çok önemli bir detay. Yani şeyler bu noktada şey de önem kazanıyor bir daha. Dinler tarihi araştırmaları. Dinler arasındaki benzeşmelerin işte nasıl birbirlerini etkilediklerini de tanımış oluyoruz. Ben kısaca bir paragrafına değindiğim bu kitabın tamamını okumanızı tavsiye ediyorum. Katolik Kilisesi, Katolik Hristiyanlık'ta Azizlik ve Azizler Kemal Polat'a ait. Elinizin altında bulunsun. Son derece önemli. Yani evliyalık müessesesiyle azizliğin nasıl birbirine benzeştiğini anlamak için bu kitap okunmalı. Ya şunu söyleyeyim ben. Mesela rivayet kültürümüzün içerisinde bir hadis vardır. Sizden öncekilerin yolunu izleyeceksiniz. Adım adım izleyeceksiniz. Onlar bir kertenkele deliğine girseler siz de onların arkasından oraya gireceksiniz. Sahabe-i İkram soruyor. İşte yani Hristiyanlar ve Yahudiler mi? Allah Resulü diyor ki ya kim olacaktı? Bu hadis işte Buhari gibi başta gelen Sünni kaynaklarında geçiyor. Sadece Sünni kaynaklarında değil ama. Şia kaynaklarına giden Şia'nın içerisinde de bu rivayet var. Yani Şia'nın hadis kitaplarına da girmiş. Sizden öncekileri izleyeceksiniz şeklinde. Dolayısıyla Müslüman bütün gruplar, kendine Müslüman diyen bütün gruplar bu hadisi kabul ediyor. Ya, bu hadis sahihtir diyorlar. Ama 1400 yıllık İslam tarihi içerisinde hiç kimse bu hadisi üstüne alınmaz. Hiç kimse de demez ki ya bu bizden bahsediyor galiba bu hadis. Mesela Resulullah buyuruyor ki Hristiyanların İsa'yı övdükleri gibi beni övmeyin diyor. Bugün Hristiyanlar Hazreti İsa'nın kanını ve etini yiyerek kurtuluşa ulaştıklarını, cennete gireceklerini düşünüyorlar. Bunun için de kiliselerde Evkarista ayini yapıyorlar. Ekmeği şaraba batırıp İsa'nın kanı, bu da eti yiyorlar.
Peki biz de aynı anlayış yok mu? Peygamber Efendimiz'in idrarını, vücut atıklarını, yani burada söylesen doğal bir insanın midesini bulandırır. Sakalını yıkandı, suyu işte dağıtmalar vesaire. Şuraya bakar mısın yani? Hani mesela İsa'nın kefeni diye bir kitap var. Kefenin koruyucu mu değil mi? Kutsal mı değil mi tartışmaları yapılıyor. E bizde yok mu? Adam kabir azabına dayanıklı kefen yapmış. Şuraya bak, hangi teknolojiyle yaptın bunu? Bunun ham maddesi ne kardeş? Öbür tarafta bile yanmıyor yani. Böyle bir şey olabilir mi? Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de bu bilgi yoktu. Bunlar nereden geldi? Bunlar zahit, gereksiz şeyler aslında. Bunları, böyle saçmalıkları ciddi bir şekilde eleştirmek bir noktada gereksiz ama söylememiz lazım elimizdeki imkanlar varken de. İnsanları aydınlatmamız lazım. Aynen, soracak aynen. Cenab-ı Allah. Şimdi aziz Müslümanlar, tasavvuftaki veliyi tanımaya devam ediyoruz. Biliyorsunuz Allah'ın yeryüzünde halifesi diye adlandırılıyorlar. Bir isimleri de o. Allah adına görevli. Önce Allah'ın yerine iş yapar. Sonra onun yanına, sonra da onun tam yerine oturur. Bir bakmışsınız ki artık Allah'ın yapabileceği her şeyi kendisi de yapabilir hale gelmiş. Mesela bunun bir örneği. Bu elimde görmüş olduğunuz kitap Miftahul Kulüp, Kalplerin Anahtarı, Abdülkadir Akçecek Huzur Yayın Evi tarafından dilimize kazandırılmış. Allah'ın halifesi olan kimse bakın nelere sahip oluyormuş. Hilafet sırrını alan bu zat hemen her şeyi görür. Zerreye varıncaya kadar kendisinden gizli hiçbir şey yoktur. Gördüğünü hilafet sırrını nuru ile görür. Şöyle ki, müridinin biri doğuda, biri batıda bulunsa, kendisi de ikisinin ortasında bir yerde bulunsa, ikisine birden ölüm gelse, ölüm hallerinde onlara şeytan saldıracak olsa, ikisine de aynı anda yetişir ve şeytanı şerrinden kurtar. Hasılı bu zata gizli hiçbir şey yoktur. İster yakın ister uzak, ister gece ister gündüz, hepsi de ona aynıdır. Herkesin haline vakıftır. Herkesin halini kendisinden daha iyi bilir. Şu ifadeye bakar mısın? Herkesin halini kendisinden daha iyi bilir. Nereye uzansa yetişir. İster yakın, ister uzak. Nereyi isterse oraya ayak basar. Göz açıp kapayıncaya kadar kısa zaman içinde nereyi isterse, nereyi görme arzu ederse orayı görür. Bu zat için gizli hiçbir şey yoktur. İstediğini istediği yerde bulur. Vedat, ne diyorsun sen bu işe? Yani ilahlaştırmanın artık bu gelebileceği son nokta. Ali İmran suresinde yani. Allah ne buyuruyor? Estağfirullah. İnna Allaha la yahfa alayhi şey'un fil ardı ve la fi's-sema. O Allah ki diyor gökte ve yerde hiçbir şey kendisinden gizli kalmaz diyor. Adam itinayla ilahlaştırmak için artık hiçbir açık bırakmamış. Şunu görür, bunu görür, bunu duyar, şunu duyar diye Allah'a meydan okurcasına bir saçmalığı insanlara din diye anlatıyorlar. Mesela bak Allah Resulü şöyle, Allah-u Teala Allah Resulü'nden şöyle söylemesini istiyor. Ahkaf suresinin 9. ayetinde. Kul ma kuntu bid'an minel rusuli. Ben Resullerden, önceki Resullerden farklı bir şey getiren bir Resul değilim. Ve ma edri ma fe'alu bi ve la bikum. Ben bana ne olacağını, bana ne yapılacağını, size de ne yapılacağını bilmem. Yani ama buraya baktığınız zaman bunlar her şeyi biliyor. Her şeyi biliyorlar. Yani Allah Resulü kendi nefsi için bile ben bilmem artık benim sonum ne olur, sizin sonunuz ne olur ben onu bilmem. Diyor ama bunlara baktığınız zaman bunlar senin de ne olduğunu biliyor, kendisinin ne olduğunu da biliyor. Kendisinden daha iyi. Herkesi kendisinden de daha iyi biliyor vesaire. Yani dolayısıyla Kur'an'a taban tabana zıt ifadeler yani hepsi. Kur'an'a taban tabana zıt ifadeler. Yani böyle insanlar bir de veli, Allah dostu, bunlar bizi kurtaracak. Ya yapmayın Allah aşkına ya. Bunlar şirktir, bu ifadeler küfürdür. Bu ifadeler İslam dini inancıyla bağdaşmaz. Bu ifadeler... Yani biz tasavvufçular, efendim diyorlar ki, efendim siz de öyle anlıyorsunuz, biz böyle anlıyoruz. Farklı düşünüyorsunuz, farklı düşünmüyoruz. Bu adamlar Kur'an'dan farklı düşünüyorlar, mesele orada. Ben adama benim gibi inan demiyorum ki. Burada ne gördüysen onu yap demiyorum ki. Ben ne anlattıysam doğrusu odur demiyorum ki. Senin bu inandığın Kur'an'a aykırı diyorum, bana aykırı demiyorum. Kendi kişisel keyfi arzularıma aykırı olsa, ben program yapmam zaten. Bana ne derim, o öyle inansın, ben de ama durum öyle değil. Cenab-ı Allah'ın kitabına muhalif. Problem buradan çıkıyor. Şimdi Vedat, Müzekki Nüfus kitabını alalım. İşte orada velinin tanımı nasıl yapılıyor? Eşrefoğlu Rumi'nin kitabıdır. Görsün onu izleyicilerimiz.
Harun Al hocamız tarafından Türkçe'ye çevrilmiştir. Müzekkin Nüfus. Nefislerin Temizlenmesi. Saray Yayınları'nın basmış olduğu 362. sayfa, 72. sayfada şöyle söyleniyor. Velayetin kısımları. Velayet denince esasen batın alemi yani iç dünyası açık olan, keşfe hazır ve layık olan kimse demektir. Velayet üç kısma ayrılır. Birincisi, genel manada olan velayet, bu velayet mertebesinde veya derecesinde olanlar, yerden göğe kadar olan biten şeylere muttali olabilirler. Haberdar olmaları mümkündür. Yer ile gökleri seyir imkanları vardır. Yani gezme imkanları vardır. İkincisi, özel manadaki velayet, buna velayeti has denir. Bu velayet kısmında olanlar arştan ferşe, yani yere, dünyaya varana dek neler yaratılmış hepsine müttali olurlar. Hepsinin hallerini bilirler. Hepsinde seyrederler. Hepsinde tasarruf yetkileri de vardır. Şimdi bu tanımların Kur'an-ı Kerim'de... Şimdi bu ikincisi, bir de üçüncüsü de var. O neymiş? Onu da söyleyelim. Hassul Has'ın velayetidir üçüncüsü. Hassul Has. Has'ın dahası yani. Bu mertebeyi elde edenler, önceki iki mertebede yer alanların haberdar olabilecekleri her şeyi bilecekleri gibi bunların ötesinde bunların bilemedikleri şeyleri bilirler ve her şeye müttali olabilirler. Bunlardan başka bu mertebeyi ve burada bilinmesi gerekenleri sadece bunlar bilirler ve anlarlar. Yani şimdi burada zaten ikincisinde her şeyi saydı. Yani arştan ferçe kadar. Bu, her şeyi bilebilirler. Has velinin tanımı değil, has müşriğin tanımı değil. Tasarruf yetkisi vardır diyor. Üçüncüsünde diyor ki ya onun da bilemeyeceğim bile artık ne artık o. Ne kaldıysa zaten Allah'tan öteye geçiyor oluyor artık yani. İşte yani bu şeyler nefis tezkiyesi. Nefisleri haramlardan, şirkten temizlemek için bu kitap yazılmış. Yani bu kitap bence bu kitap nefislerin pisletilmesi diye şey yapılsa, tanıtılsa daha iyi olur yani. Çok daha iyi olur. Çünkü Allah'ın kitabına yine rakip bir kitap. İşte gördüğünüz gibi. İşte Kur'an-ı Kerim'de Allah bizi uyarıyor ya, onlar yazıp da Allah'tan geldi diyenlerin vay haline diye. İşte işin nereye varacağını görüyoruz. Bu kalın kalın kitaplar Kur'an'la Müslümanlar arasında duvar gibi duruyor. Bir şey dediğin zaman da sen evliyalara karşı mı geliyorsun? Tabii. Onlar Allah dostu. Sen daha mı iyi biliyorsun Eşrefoğlu, Rumi'den vesaire. Bir sürü zırvalamaya başlıyorlar yani. Aslı astarı olmayan gereksiz şeyler. Şimdi şöyle bir şey var Vedat. Gene velilerin tanımını yaparken başvuracağımız kaynak, tasavvufta nasıl diye anlamak istiyorsak başvuracağımız kaynak, Muhyiddin İbni Arabi'nin Hak Yolcusuna Kılavuz. Yani bu kitabı yoldan çıkmak isteyene kılavuz desek daha isabetli olur. Bak nedir? Allah yolundaki müride nasihatler. Sen müride Allah yolunda görmüyorsun kardeşim, kendi yolunda hareket ettiriyorsun. Bu kitabın içerisinde bir yığın hurafe şirk anlatımı olmakla birlikte ben sadece bir yerine değineceğim. Arkadaşlar, bu kitapları okuyun, inceleyin. Bizim iftira atıp atmadığımızı söyleyin. Biz bunu çok istiyoruz. Eğer şurada birine kasıtlı bir karalama kampanyası varsa bu ortaya çıksın. Bakınız ne diyor? Mürit nasıl inanmalı? Şeyhine ne gözle bakmalı? Şeyhinin Rabbinden bir şeriat ve apaçık bir delil üzere olduğuna inanmak mürit olmanın şartlarındandır. Mürit şeyhinin hallerini kendi terazisine tartmamalı. Bazen şeyhten zahiren kötülenen bir şey sudur eder. Ancak o şey batında ve hakikatte övülen bir durumdur. Yani şey kötü bir şey yapıyor gibi görünse de o iyi bir şey olabilir. Bu konuda müridin teslimiyet göstermesi lazımdır. Allah erlerinden niceleri vardır ki, lütfen dikkat, ellerine şarap kadehini alırlar ve o şarabı içerler. Ancak Allah o şarabı onların ağzında bala dönüştürür. Bakan kişi onun şarap içtiğini görür, ancak o baldan başka bir şey içmemektedir. Yani bütün sarhoşlar aynı gerekçeyle beraat ederler. Trafik kazası yapmış adam, niye sarhoşsun, ben sarhoşum, o baldı, bal sarhoş oldum mu diyecek. Yani arkadaşlar, hiçbir temeli olmayan, İslam dininde uzaktan, yakından, sade İslam'la değil, diğer dinlerle de bir alakası olmayan bu saçmalıkları Hak yolunun kılavuzu diye gösteriyorsun. Bu resmen insanları kendine kulluk ettirmek için, yapmış olduğun saçmalıkları, yanlışlıkların üzerine örtebilmek için kılıf uydurmak başka bir şey değil. Allah-u Teala'nın böyle bir vaadi var mı? Siz şarap için ben bala çevireceğim diye. Zaten bu anlatılar sayesinde bu
işte badeciler çıkıyor. Ya? Gel getir karını bana diyor. Karısıyla ilişki kuruyor. Ama işte burada İbn Arabi'nin de söylediği bu temellere dayanarak senin onun hakkında kötü bir şey düşünmen mümkün değil. Şeyhin senden karını da istese, senin karınla da yatsa, sen orada şeyhin hakkında kötü bir şey düşünmeyeceksin. Evet. Ben Müzekki Nüfus'ta okumuştum Vedat. Diyor ki, şeyh diyor, anadan üryan soyunsa diyor, orada otursa, müritlerini göz önünde itiraz etmeye hakkınız yoktur diyor. Bu nedir ya? Neymiş? Şenşarabit giderken bala dönüyormuş. Ya böyle bir saçmalık olur mu ya? Allah-u Teala şarabı bütün Müslümanlar için yasaklamış. Bal içsin direkt, niye şarap içiyor? İşte o da var yani, o da bir saçmalık zaten. Madem yani bala dönüşüyor, bal içsin yani. Niye şarapla yani bunu ya da kötü bir davranışla iyi bir şey yapmaya çalışıyorsun? Direkt iyi davranışı yap. Aynen. Yani bu bütün bunlar şey aslında Vedat. Adamın aklına gelmiyor mu bu soru? Doğrudan bal içsin kardeşim, niye şarap içiyor? Onların da aklına geliyor, bunu yazanın da aklına geliyor. Ama mesele şu. Bunlar ileride bir sapıklık yapacaklarsa eğer, bizden kötü tabii, görülen kılıf, bir durum. Kılıf. Yanlış anlamayın efendim. Tamamen o zaten, kılıf ayarlamak yani. Budur yani, başka bir önceden şey değil. Önceden kılıfını bulmak. Önceden kılıf bulma şeysi. Şimdi Vedat, senden ricam, tabakata bir bakalım. Tabakatta neler? Ben notlarımın arasına aldım. Tabakat ikinci cilde, o onu değil, öbürüne bakalım Vedat. Ona biraz sonra geleceğiz. Önce bir 859. sayfayı açalım. Ben notlarım arasında bunu almışım. Şimdi bu eseri de belki bilmeyenler vardır ama bu çok meşhur bir eserdir. Bütün tarikatlerde, bütün cemaatlerde başucu eserlerinden bir tanesidir. Tabakatül Kubra eseri İmam Şahrani'nin 859. Ben bu kitabı okuduğum zaman içerisinde yani İslam dininin altına dinamit olsun diye konulmuş pek çok şey gördüm de birkaç tanesini okuyalım burada. Vatandaş bu kitabın ne olduğunu görsün. Bu kitabın yazarı bir de diyor ki bu kitabı okuyup da diyor hala diyor için Allah korkusu dolmadıysa vay senin haline. Sen bunu yazarken Allah'tan korkmuyorsun da ben okurken niye Allah'tan korkayım? Bundan feyiz alacakmışız. Biz içimize Allah korkusu gelecekmiş. Şerrinizden Allah'a sığınırız. Devam edin. 859. sayfa. Çocuklarından bazıları Reciraç ülkesine yerleşti. Burada İmam-ı Şahrani, şunu da açıklayalım. İzleyicilerimiz zihni karışmasın. Velilerin menkıbelerini anlatıyor. Burada da bir veliden bahsediyor. Ne yapmış bu adam? Bilhassa manevi nüfuzu ve kuvvetli bir zattı. Mesela bir müridi bir yıllık öteden kendisine seslenecek olsa ve himmet dilese hemen ona sesini duyururdu. Hatta daha uzak yerlerden kendisine istimdad eden müritlerinin yardımına yetişirdi. Bilhassa istikbalde yetişecek veliler üzerine bu zatın pek çok keşif ve kerametini müritleri anlattı. Özellikle ileride menkıbesi yazılacak olan Ceddim Ali hakkında. Kendi soyundan gelecek olan velileri görebiliyor, kendisine istimdad edenlere anında yetişebiliyor. Yani gene bu biraz merhametli uydurmuş. Öbürü sınır yoktur diyordu. Bu bir yıllık falan diyor. Bir yıllık falan diyor. Şimdi devam edelim. 900 ve 901. sayfalar olacak. sayfa. Bilirsin ki üstazım, senin bütün alemlerine vakıfın, işte o zaman amel defterini ona arz etmiş olursun. O, ondakileri okur, okuduktan sonra ya seni över ya da Rabbinden senin için bağış talebinde bulunur. Şeyh burada müridinin amel defterini okuyor. Şuraya bakar mısın? Yani bilirsin ki üstadın senin... Üstadın diyor işte. Bütün hallerine vakıf. Aynen. Ondan gelecek emirleri dinle ve itaat et. Şayet Allah-u Teala sana bir basiret ihsan ederse durumunu onunla anlarsın, bilirsin. Kitabın da sana verilmiş olur, okursun. Şayet kitabını okuduktan sonra içindekilerin iyi amel nev'inden olduğunu görürsen, bilesin ki kitabın da sana sağdan verilmiştir. Aksi halde kitabın sana soldan verilmiş olduğunu bilesin. Şayet gaflete dalar, ona bakmaya müktedir olamazsan, bilesin ki kitabın sana arkadan verilmiştir. İş bu beyan, nasıl hesabına gelirse, nasıl sana uyarsa öyle oku. Ve hesabını ona göre ayarla. Bugün hesapçı olarak nefsin sana yeter mi haline gelen
ayeti kerime mana bakımından sana çok şeyler anlatır ama anlamasını bilirsen. Vallahi öyle. Şimdi adam kıyamet günü gerçekleşecek olayı getirmiş. Şeyhin kerameti olarak anlatmış. Kerameti diye anlatıyor. Bir de amel defterini okuyup müride teslim tabii ediyor. Amel defterini anlatıyor, müride teslim ediyor, bak diyor. Öteki tarafta sürpriz olmasın diyor. Vesaire yani bu... Bir de ayet iş bu beğendir, işine gelirse diyor. Şuraya bak ya, sen bu cesareti, bu cüreti nereden alıyorsun ya? Ya bir de bunlar utanmaz, sıkılmaz, ahlaksız herifler. Bir de araya böyle ayet sıkıştırıyorlar. Hiç alakası olmayan, tamamen ahiretle alakalı bir ayet araya sıkıştırıyorlar. Ne oldu? Bak ayet okuyor bunlar da. Ya kaldı ki amel defterleri ahirette tarikat liderlerine mi verecek alın müritlerinizinkini okuyun diye? Bu da öyle böyle bir şey de yok ki. Ya Allahu Teala ne diyor? Kulluhum atihi yevmel kıyameti ferda. O gün göklerde yerde kim varsa Allah'ın huzuruna tek başına gelir. Öyle birisi alacak sana defteri verecek. Şöyle olacak, al oku diyecek. Böyle bir şey mümkün değil. Ki kaldı ki Allah Resulü'nün ne dedik? Çevresindeki Müslümanlardan bir takımının münafık olduğundan haberi yok. Bunlar maşallah kıyamet günü olacak şeyi tak diye okuyorlar, tabii, anlatıyorlar. Kıyamet, yani Kur'an-ı Kerim'e %100 aykırı olan ifadeler ya. Ya Allah Resulü o zaman nasıl çevresindeki münafıktan haberi yok Allah Resulü'nün? Eğer bu şeyhler, veliler böyle her önüne gelenin kitabını açıp karıştırabiliyorsa ne var ne yok diye. Vallahi ya da ben bunların sicilini merak ediyorum. Ahirette ne çıkacak? Yani bunlar... Yani bunların isminin karşısına bu adam müşrikti diye mi yazacak acaba? Bilmiyorum yani. Neyse Vedat, biz devam edelim yine bu nurlu kitaplarla ilgili milleti aydınlatmaya. 1089. sayfaya bakalım, orada ne yazıyormuş? Bir büyük zat şöyle bir şiir söylemişti. Nübüvvetinle menamı berzahta, Resul bölüğü de veli başka. Bu şiiri Ebu'l-Mevâhib Hazretleri şu şekilde manalandırdı. Nübüvvet makamı Allah'tan aldığı ihsanı Allah'tan gelen vahiy yolu ile alır. Risalet makamına verilen de tebliğ yolu ile verilir. Tebliğ yolu ile gelir. Ve bu gelen kullar içindir. Velayet makamına gelince ki bu özel bir makamdır. Diğerleri özel makam değil. Nübüvvet, Risalet bunlar zaten çok özel şeyler değil. Yani. Ama velayet özel. Aldığını vasıtasız olarak özel bir şekilde Allah'tan alır. Şimdi Nebi mi üstün, Veli mi üstün? Bak veli biri vasıtalı olarak alıyor, biri Allah'tan alıyor direkt. Bunların mantığı şu, peygamber melek aracılığıyla alıyordu ama biz doğrudan Allah'la konuştuğumuz, biz ondan üstünüz. Onu sana dedettiriyor. Öyle bir parantez açıyor oraya, onu sen de yani. Anlat bizim durumumuz, ne kadar kıymetli olduğumuzu. Anlatılan bu haller üç manevi hakikatlerdir ki, Resul'ün vasfını haiz olan bir zat hepsini özünde toplar. Niceliği anla ama sakın sanmayasın ki velayet vasfını alan zatlardan her biri risaleti ve nübüvveti velayet halinden aşağı bilir. O sonradan da o söylediğini şey yapıyor. Hani gelecek tepkileri de kırmaya çalışıyor. Kırmaya çalışıyor. Ama bu bununla sınırlı değil ki Vedat. Biz seninle vahiy ile ilgili program yapmıştık. Daha sonra ya bak zaten buradaki bu velinin Allah'tan vasıtasız alması bir şey. Zaten direkt bu gnostizmin iddiasıdır. Ve bu velilerin yazmış oldukları bu kitapların bugün bizim elimizde çok mübarek kitap zannedilmesinin sebebi de bu. Şimdi burada İmam Şahrani denen adamı bunlar zannediyorlar ki Allah'tan bir şeyler alıyor. O yüzden bu kitap böyle başucunda tutuluyor. Normalde bunu çöpe atmaya bile değmez. Ama işte Allah'tan aldığını zannettikleri için bu adamların bu kitapları işte nereye koyacaklarını şaşırıyorlar. Evet, yani tekrar edelim. Burada okuduklarımız bizim kendi icadımız değil. Bu arkadaşlar yazmışlar bizi tasavvufu tanıyın diye. Bizi tanıyın diye biz de tanıyoruz ve tanıtıyoruz. İşte böyledir. Bunlara Kur'an termal kamerasıyla baktığın zaman sizin kim olduğunuzu görüyoruz diyoruz. Yani burada amacımız birilerini kafir demenin zevkini yaşamak değil ki. Sen de git öbürünü tekfir et. Yani Allah-u Teala'nın anlattığı bir din var ve bu dine aykırılıklar var. Müslümanım diyenler, Kur'an-ı Kerim'e iman ettiğini söyleyenler bu aykırılıklardan uzak dursunlar. Yani adam çıldırıyor ya. Sen niye bunları okuyorsun? Niye anlatıyorsun? Niye yazıyorsun? Sen diyor bunları okurken kime danıştın? Sen yazarken kime danıştın? Ama adam diyor Allah'a danıştık. Bunların da öyle bir cevapları var. Tövbe estağfurullah. Allah akıl fikir versin. Şimdi ben de 1150. sayfayı da okumanı rica edeceğim son olarak.
ve yorumlarını alalım. Yine bir veliden bahsediyordur orada. Evet. Derdi ki, her kim bu mescidime gelir ve orada iki rekat namaz kılarsa, mutlaka kıyamet günü Arasat meydanında onun elini tutarım. Çünkü Allah-u Teala asrımda yaşayanların tümüne beni şefaatçi kılmıştır. Bunu bir veli söylüyor ve İmam-ı Şahran'da naklediyor bize. Bakın veliler böyle adamlar, menkıbedir diye. Elinden tutacakmış. Bu nedir ya? Bu ne rezalet ya? Kişi diyor o gün annesinden kaçacak, babasından kaçacak, çocuğundan kaçacak. Allah-u Teala buyuruyor ki o gün diyor insan diyor soyunu, sopunu, her bir şeyini vermek ister. Yeter ki azaptan kurtulayım. Yine Allah Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki işte şu kadar fidye verseler dahi azaptan kurtulamayacaklar. Peygamber Efendimiz de diyor ki sen onları 70 kere mağfiret dilesen de diyor Allah onları affetmeyecektir. Yani Allah kafirleri, müminleri, münafıkları ayırmış. Bunları kıyamet günü cezalandıracağını, kimsenin affedeceğini falan söylüyor. Ama Allah'ın kurduğu sistem bunların umurunda bile değil. Ben diyor kıyamet günü senin elinden tutarım. E işte bu kitapları okuyunca adam ne diyor? Kıyamet günü kalktığın zaman Naksibendi tarikatının Halidi kolundan olduğunu söyle. O zaman diyor azap melekleri seni yakanı bırakırlar diyor. Sanki azap melekleri bunlara kıyak yapacak. Ellerinde bir liste var böyle. Hangisi Nakşi, hangisi değil. Adın, senin adın listede yok. Sen cehenneme gir. Öyle mi diyecekler? Bu ne rezalet ya? Kur'an-ı Kerim'in anlatmış olduğu mahşer günü, hesap günü. Yani böyle bir hesap günü değil zaten. Allah-u Teala o gün herkesin tek başına geleceğini söylüyor. O gün herkesin kul olacağını söylüyor. O gün herkesin amelinin boynuna bağlanacağını söylüyor. O gün herkesin kendi yaptığının ancak karşılığını alacağını söylüyor. Yani o gün hiçbir fidyenin kabul olmayacağını, o gün hiçbir şefaatin kabul olmayacağını, o gün hiçbir kayırmanın kabul olmayacağını Allah-u Teala bize anlatıyor. Mesela diyor ki, sen din gününün ne olduğunu biliyor musun diyor İnfitar suresinin son ayetlerinde. يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا Öyle bir gündür ki o gün hiç kimsenin kimseye herhangi bir faydası mümkün değildir. Allah-u Teala kıyamet gününü böyle tanımlıyor. Yani aslında Müslüman olmayan birisi size gelse dese ki ya ben İslam'ı öğrenmek istiyorum. İslam'daki ahiret inancı nedir? Kıyamet nedir? Ona tek bir cümle yeter. Kıyamet hiç kimsenin kimseye faydası olmayan gündür. İnsanların kendi amelleriyle hesaba çekildiği gündür. Bu kadar. Ama bunların anlatmış oldukları inanç sen buradaki bu zat kimse onun elini tutacaksın, onu razı edeceksin. Bu dünyada onun işte gözüne girmek için çalışacaksın, çabalayacaksın. Orada öteki tarafta senin işini görecek. Yani insanları kendilerine kulluk etmek için ben sana işte işte VIP şey yapıyorum kıyak diyorlar. Yapıyor yani kıyak yapıyor. Öteki tarafta benim ismimi söyle geçersin diyorlar. Şimdi Vedat bak. Buradaki İslam dışılığı iyi vurgulamak lazım. Adam diyor ki asrımdaki diyor herkese diyor, diyor Allah beni şefaatçi yaptı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki ey Muhammed'in kızı Fatma, babanın peygamber olması seni aldatmasın. Resulullah aleyhissalatü vesselamın kendi yanındaki kızına veremediği garantiyi adam kalkmış kendi aslındaki herkese veriyor. Sen Allah'tan korkmuyor musun ya? Sen nasıl hesap vereceksin ya? Enam suresinde ve Araf suresinde Cenab-ı Allah buyurmuyor mu ki sizin şefaatçilerinizi yanınızda göremiyoruz. Bugün huzurumuza tek tek çıktınız. Hiç ayet okumuyor musun sen? Hiç bu dini öğrenmedin mi ya? Şu kitapları okumaktan kafanızı kaldırın da biraz Kur'an okuyun ya. Allah'ın ne dediğine bakın ya. Adama bak diyor. Elinden tutacağım diyor. Bırak istemiyorum tutmaya ya, benim yakama yapışma da. Şey aslında doğru söylüyor. Yani. Bunu kandırdıkları kıyamet günü bunun yakasına yapışacaklar. O da orada doğru söylüyor. Kur'an'da anlatılıyor zaten. Bunların Kur'an'da birbirleriyle nasıl ahirette kavga edecekleri. Kur'an-ı Kerim'de anlatılıyor. Ya bu kişilere sormak lazım. Böyle kendilerine ahirette garanti vermeye çalışanlara sormak lazım. Sana Allah'tan ne garanti geldi cehennemden kurtulduğuna dair? Sen kurtar önce bir kendini cehennemden. Bizi boş ver. Sen kurtardın mı kendini millete elinden tuttuğun garanti veriyorsun? Yani ne kadar rezil inanışlar, ne kadar saçma sapan şeyler. Ve bunlar Allah'ın velilerinin vasıfları oluyor işte. İnsanları kurtarmak, şunu yapmak, bunu yapmak. Ancak velilerin vasıfları sadece bununla da sınırlı değil. Şimdi şu elimde görmüş olduğunuz kitap Ruhul Furkan tefsirinin birinci cildi. Mahmud Usta Osmanoğlu'ndan Hikmetli Sözler diye bir kitap var. Mahmud Efendi'den Hikmetli Sözler diye. Ben o kitapta okumuştum. Bu tefsirin her bir cümlesi önce Peygamber Efendimiz'e arz edilmiş. Sonra Peygamber Efendimiz'in onayından geçtikten sonra yayınlanmış. Yani bu nasıl yazarı? Gizli yazarı Muhammed Aleyhisselam'dır.
Öyle inanıyorlar. Zaten Cübbeli Ahmet de bir sohbetinde diyor, Resulullah'ın tefsiridir vesaire diyor ya. Diyor işte Resulullah tarafından emredilmiştir falan diye. Habere peygamberle konuşuyorlar. Onunla araları bayağı bir iyi. Ya madem peygamberimizle böyle muhabbet ediyorsunuz, ya çıkartın bir televizyon kanalı da şu Müslümanların haline bir konuşalım ya. Ne olacak diye. Seni mi dinleyeceğim benim? Peygamberi kendine dinleyeyim. Seni niye dinleyeyim? Niye sen hep arada varsın? Sen niye hep arada varsın? Niye peygamber gelip sana söylüyor? Bir kere de gelsin bana söylesin. Tamam yanlış yolda olduğumu söylesin. Desin ki bana ya bu evlatlarla bu kadar uğraşma. Gelsin beni uyarsın. Konuşmadıkları ne Allah kaldı, ne peygamber kaldı, ne ölüsü kaldı, ne dirisi kaldı, ne hükmetmedikleri ölüler kaldı, diriler kaldı, kainatın altı üstü, sağa solu, bugün, öbür gün, günlerin bittiği, kıyamet günü bilmem ne şudur budur. Bu ya nedir bu, ya? Bu yalanları söylemeseler bu cemaatler ayakta kalabilir mi? Şuraya mümkün bak. Değil yani. Bir yalan üzerine yükselmiş tarikat cemaat. Adamı balkona çıkartıyorlar tekerlekli sandalyeyle, millet zannedersin balkona şey çıktı, Allah çıktı balkona. Tövbe yani. Estağfurullah. Bir de ne diyorlar? Kendinden geçiyorlar. Bu zatı diyor görmek, veliyi görmek diyor 150 sene ibadetten daha hayırlı. Allah'a 150 yıl ibadet etmekten daha hayırlı. Ya sen ibadet ederken... Ulan işte Allah mı daha önemli bu kişi 150 için? Kat daha mı iyi yani? Allah'tan çok daha önemli. Şimdi sen Allah'a 150 kat ibadet etsen ne uğraşacağım? Aynen. Giderim bu zata ibadet ederim, onun huzurunda dururum, diz çökerim. Zaten huzuruna gelince ne yapacaklarını şaşırıyorlar. Allah'tan daha faziletli. Ya ne kadar rezil bir durum ya. Ne kadar rezil bir durum ya. Bu hiç ahirette İşte bunlar anlatılması zaten bu cemaatlerin ayakta kalması mümkün değil. Ya adam diyor ki, Vedat sen diyor bunlarla niye uğraşıyorsun diyor bana. Yazıyorlar Facebook'tan falan. Niye uğraşıyorsun bunlarla kardeşim diyor. Adamlar yazmış değil mi? Hak dostu bilmem ne dostu şu diyor. Okudun mu diyorum kitaplarını, hiç merak edip baktın mı? Hiç inceledin mi? Biz bu insanları bu şirklere karşı, bu hurafelere karşı uyarmayacağız da niye karşı uyaracağız? Cübbeli Ahmet diyor ki. Almışlar başlarına gidiyorlar. Benim gibi adam müşrik olur mu diyor. Senden iyi müşrik olur mu? Benim gibi adam müşrik olur mu? Tövbe estağfurullah. Anlattıklarına dönüp bir bak yani. Yani kendi, Allah demiş kendi ya. Ağzından çıkan bir kendi kulağına girsin yani. Aynen ya. Allah demiş ki Ahmet'i bana bırak, onunla ben ilgileniyorum. Subhanallah. Ahmet'le ilgilenen Allah niye Filistin'le ilgili bir tane ayet indirmiyor? Filistin'le de ben ilgileniyorum diyor. Filistin İsrail'e mi havale etti? Kendini kutsallaştırmak için. Yok peygamberle konuştuk, yok Allah'la konuştuk, yok bilmem neyle konuştuk. Tamamen yalan üç kağıt üzerine kurmuş bir din anlayışı. 6 yıldır Suriye'de 450 bin insan öldü ya. Birçoğu da açlıktan öldü. Ya inanılmaz. Bir tanesinin de umurunda değil ama. Hala Gavs'ım diye, kutubum diye, evliyayım diye çıkıp insanların suratına ben evliyayım diye geçiniyorlar ya. Ne kadar iğrenç bir ya şey. Suriye hakkında bir şey yapın hadi. Allah akıl fikir versin bu millete ya. Bir de şu var yani. Talep var ki arz olunuyor. Bu millet de bunu görsün, bunu bilsin. Tabii canım. İnsanlar bu kadar kalın kalın kitapları biz talep etmeseydik bunlar yazabilirler miydi? Bu kadar okkalı yalanları, okkasız yalanları, tutmayan yalanları, bir yalan dediğin bir şeyin de sağından solundan bir inandırıcılığı olur. Bu kadar saçmalığı biz talep etmeseydik bu adamlar yazabilirler miydi? Kendimizi de sorgulamamız lazım bu noktada. Hani halk olarak şirkle mücadele konusunda neler yapıyoruz? Ne kadar bu konuya ciddiye eğiliyoruz? Bana bir tanesi diyor ki şirk sen başka bir şey bilmiyor musun diyor. Ben de dedim ki Allah şirkle ilgili ayetleri Kur'an'dan kaldırsın ben de anlatmayayım. Böyle şey olur mu ya? Bütün peygamberlerin varını yoğunu bu dava için vermişlerdir. Bugün din sömürüsü, din ticareti ne bileyim astı kestiler hep bu şirk pisliği yüzünden çıkıyor. Ya aynen öyle. Kur'an... Bak seninle bir kere okumuştuk Vedat. Ne diyor adam tarikat şeyhi? İşte diyor şeyh dedi ki müride at bakayım kendini tandırın, ateş tandırının içerisine. Mürit kendini attı. Bir de baktılar ki tandır güller bahçesine dönüştü. Tamam bize göre saçma sapan bir şey. Yalan dolan bir şey. Ama gel gelelim mürit dese ki, şeyh dese ki kendini attığın gibi şu adamı da at. Ne yapacak? Atacak. Atıp onu da atacak. Peki bu zihniyet iktidara gelirse kendi gibi olmayanları nereye atacak? Ateşe atacak. Sen insanların bu dünyasını ateşe atarsan, cehenneme çevirirsen Allah da senin ahiretini cehenneme çevirir. Hak ettikleri de bulacaklar işte. Aynen öyle işte. Rezil bir şey yani. Neyse bu Ruhul Furkan tefsirinde bakın ne diyor. Hayır, yıldızların düştüğü yerlere yemin ederim. Şüphe yok ki o yemin eğer bilseniz elbette pek büyük bir yemindir. Muhakkak ki o elbette keremli bir Kur'an'dır. Bir mahfuz kitaptadır. Ona tam bir surette temizlenmiş olanlardan başkası dokunamaz. Şimdi burada şunu diyor, şu açıklamayı yapıyor. Peygamberimize onaylanan açıklamayı okuyoruz. Yani Kur'an-ı Kerim'de hades, büyük ve küçük abdestsizliklerden tamamen temizlenmiş olandan başkası el süremez. Kur'an-ı Kerim'e diyor, abdestsizlikten
temizlen, ondan sonra sür. Ayet-i kerimedeki olumsuzluk, nehi, yasaklama mastarı olup el sürmesin demektir. Şimdi burada bir çarpıtma var. Bunu bir söyleyelim. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala diyor ki لَا يَمَسُّهُ اِلَّا الْمُتَحَّرُونَ diyor. Ona temizlenenlerden, temizlenmişlerden başkası dokunamaz. Bu ayetlerin diğer ayetlerle irtibatı kurulduğu zaman görülecektir ki Allah'tan gelen vahiy, Allah'tan peygambere gelinceye kadar şeytanlardan herhangi birisi müdahale edemez. Bir şeytan bir şey olamaz bu. Nitekim vahiye kimin elindeydi de Abese suresinde açıklıyor. Sufuhen mutahhara diyor. Bir eydi sefara diyor. Temizlenmiş yazıcıların elleriyle yazılır diye melekler olduğu anlaşılıyor ayetlerde. Yani burada Kur'an-ı Kerim'e abdestsiz dokunamazsınız yalanı o temellendirilmeye çalışıyor. Halbuki Kur'an-ı Kerim'e ister abdest ister cünüp herhangi bir durumda herhangi bir şartta dokunup okuma yasağı yoktur. İsteyen istediği zaman okuyabilir. Şimdi bir diğer tasavvufi tevhile göre levh-i mahfuza ruhaniyeti manevi tarafı nefsani kirlerden temizlenmiş olanlardan başkası vakıf haberdar olamaz. Levh-i mahfuzu diyor. Temizlenmiş veliler falan okuyabilir. Oraya getirecek lafı. Ancak ona ancak melekler ve meleklere ait sıfatları takınan büyük veliler muttali olabilir. Ne alakası var bu ayette? Ne alakası var şimdi Kur'an'ı temizlerden başkası dokunamaz. Sen çıkarttın levh-i mahfuz evliyalar okur diyorsun. Ne ilgisi var bunun ilgili ayette? Hiçbir alakası yok. O levh-i mahfuzu da ne yazıyordur biliyor musun? Allah bilir bunların tarikatı yazıyordur. Bunların şeyhleri yazıyordur. İşte cennette gidecekler. Cehenneme şey yapacaklar. Kurtaracaklar birbirlerini. Mahşerde ne hesap dönecek? İşte azap meleklerine ne cevap verecek? Onlar bize ne cevap? Allah bilir kendileri hakkında iyi şeyler yazıyordur. Hani az bir şey yutsak bunları var ya bize neleri kakalayacaklar. İnsan Allah'tan korkar bu kadar yalan uydururken ya. Çok korkunç şeyler. Şimdi oradan bir de bizim bir kitabımız daha var elimizde. El-İbris. Velilerin tasavvufta velileri tanımaya çalışıyoruz. Gördüğünüz gibi Allah'a hiçbir iş kalmamış. Allah adına her işi halletmişler. Her şeyi çözmüşler. Her şeyden haberleri var. Her şeyi biliyorlar. İstediklerini kurtarıyorlar. Birinin elinden tutup cennete gönderiyor. Bilmem ne yapıyor. Bunlar kıyamet günü en büyük pişmanlığı yaşayacaklar. Uydurdukları bu yalanların hesabını bakalım Cenab-ı Allah nasıl verecekler. Şimdi burada velilerin tanımıyla ilgili şey var Vedat. Bir şey yapmış, açıklama yapmış. Abdülaziz Debba. Bu kitap Abdülaziz Debba'nın müridi tarafından derlenmiş. Sahip çıkılan bir kitap. Nereden çıkmış bu? Gene bu Demir Yayınları'ndan, Celal Yıldırım tarafından. Bu müftüdür biliyor musun? Afyon müftüsü, eski Afyon müftüsü. Celal Yıldırım. Bir müftü bu kitabı insanlığa hizmet diye çevirebiliyor. Ne diyeyim daha yani? Buyurun siz düşünün gerisini. Yazık ya. Bakın ne diyor Abdülaziz Debba veliler hakkında. Şeyhimden ondan Allah razı olsun işittim. Şöyle buyurdu. Sayfa 189'u okuyoruz. El-İbris 2. cilt 189. sayfa. Veliden başkası avret utanç yerini açınca melekler ondan nefret edip uzaklaşır. Bak veliden başkası diyor. Veli açarsa sıkıntı yok. Yani bu rezaleti mutlaka insanların bilmesi lazım. Çünkü meleklerdeki edep ve terbiye daha üstün bir anlam taşımaktadır. Burada sözünü ettiğimiz avret yerlerinden maksat hissi olan avret yerleridir. Bu da açıktır. Manevi avret ise müstehcen şeylerden bahsetmek ve havai kelimeler kullanmaktır. Veliye gelince, onun böyle bir hali meydana çıkınca melekler ondan nefret etmez. Çünkü velinin böyle yapmasında sıhhatli bir maksat vardır ki, bu yüzden avret yerini örtmeyi terk etmiş bulunuyor. Çünkü o durumda avret yerinin açılması daha uygun bir seviyede bulunuyordu. Çünkü iki maslahatla karşılaştığımızda onlardan en sağlam olan ile amel edilir. Ya da en yararlı kabul edilenin kabul edilenine doğru gidilir. Bu durumda o maslahatı yerine getirmek vacip olur. Bununla beraber avret yerini örtmekten dolayı da sevap kazanır. Örtmediği takdirde ise bir şey gerekmez. Çünkü onun bundan alıkoyan daha kuvvetli ve yararlı bir maslahattır. Eğer böyle bir maslahat olmamış olsaydı o da avret yerini açmaz, kapalı tutardı. Böylece o sanki her ikisini de yerine getirmiş, yani hem avretini örtmüş hem de en yararlı olan şeyi yapmış sayılır. Bunun üzerine şeyhime sordum. Yani maslahat gereği şeyh avret yerini açabilir,
Melekler bundan nefret etmez. Ya isterse insanların içinde açık oturur. Sıkıntı yok yani. Melekler bundan nefret etmez diyor. Çünkü bir bildiği vardır. Kötü bir şey yok çünkü. Kötü bir durum yok yani. Şuraya bak yani. Neresini açarsa açsın sıkıntı yok yani. Efendim dedim, sözünü ettiğiniz bu en yararlı ve kuvvetli maslahat nedir ki o sebeple avret yerini açık tutuyor? Bir de müstehcen olan sözler nelerdir? Allah kendisinden razı olsun şu cevabı verdi. Zatı kendi alemine doğru çeviren ve aklını da ona doğru döndüren şey. O halde avret yerini açmak. O şahsa gerekliyse bunu yapar. Müstehcen söz söylemek, gayri ciddi kelimeler kullanmak, o şahsa gerekiyorsa bunları yapar. Yani mürid, yani şey, müridine bakar, etrafına bakar. Gerekiyorsa avret yerini açar, maslahat ya, bir şey öğretecek ya, ne öğretecekse artık. Gerekirse müstehcen sözler de söyleyebilir. Gerekiyorsa bunların hepsini yapar. Bundan başka fani şeylerden bir şey o şahsa gerekiyorsa onları yapar ve böylece sürüp gider. Daha ne yapacak? Daha ne yapacak Vedat? Bak ne diyor? Ne yapabilir? Bak ne diyor, bak ne diyor? O halde diyor avret yerini açmak o şahsa gerekliyse bunu yapar diyor. Şeyh müridine avret yerini açması gerekiyorsa diyor bunu yapar diyor. Tamam. Müstehcen sözler söylemek, gayri ciddi kelimeler kullanmak o şahsa gerekiyorsa onları da yapar. Tamam. Bundan başka fani şeylerden bir şey o şahsa gerekiyorsa onları yapar ve bu böyle sürüp gider. Bu nereye gider biliyor musun sen? Neyse ben bunu söylemeyeyim. Zaten burada. Onun yolunu yapıyor canım. Ya bu rezalete bakar mısın? Oranı açtı yetmedi. Bu kadar ahlaksızlık yaptı yetmedi. Diyor ki gerekiyorsa başka şeyler de yapar. Ya zaten bu işte ahlaksızlık şeyleri medyaya düşüyor. Tabii. Bunlar sayesinde düşüyor. Şimdi Vedat, zihni böyle ahlaksız yalan, masal hikayelerle dolmuş bir adam elbette badelemeci çıkacak, badecisi çıkacak, bilmem necisi çıkacak. Çıkacak da çıkacak. Mevlana'nın kitabında diyor Allah bana bunu gönderdi. Bakıyorsun içine kabak hikayesi çıkıyor. Oku da kabak başına patlasın senin öbür tarafta. Böyle saçmalık olur mu ya? Yok eşek hikayesi, yok kabak hikayesi, yok bilmem ne hikayesi. Bir yön erotik, ahlaksız, şeytani şeyleri bir de Allah'tan gelmiş gibi gösteriyorlar. Şimdi bu sözlerin yazarı, avretin şu tarafını açtı, bu tarafını açtı, bu sözlerin yazarı bir de İslam aleminde kutuptur, velidir, Fas'ın kutubudur, bilmem neyin kutubudur. İşte böyle böyle biliniyor, böyle duyuluyor. Bunlar hiçbir ses çıkarmıyor. Bunların kitapları tavsiye ediliyor, anlatılıyor, yazılıyor, çiziliyor ve bunlar da veliler olmuş oluyor. İşte arkadaşlar, tasavvufta veli denildiği zaman bunlar anlaşılıyor. Bunlar ortaya çıkıyor. Yani yazık günahtır bu milleti böyle, tövbe estağfurullah, affedersiniz böyle aptal yerine koyup da bir yığın saçmalığı, ahlaksızlığı, kakalamayı ibadet zannediyorlar. Ama maalesef insanlarda da sıkıntı var. Yani insanımız düzgün olsa aslında bunların hiçbiri bu tuzakları tutturamazlar. Allah-u Teala Zuhruf suresinin 36. ayetinde olması lazım. Şöyle buyuruyor. Kim Rahman'ın zikrini bulanık görürse ona bir şeytan musallat ederiz. O şeytan ona çok yakın olur. Bak bunların hepsi işte. Yani demek ki bizde bir defa Allah'ın kitabına yönelik çok yanlış bir takım düşünceler var insanlarda. İşte Kur'an, ben okuyup ne yapacağım Kur'an'ı? Kur'an bana ne verecek? Kur'an'ı ben anlar mıyım? Ben de yakın çevremdeki insanlara mesela bu maalesef bataklıklara düşmüş insanlara mesela ayetler okuyunca ciddi tepkiler veriyorlar. Ayete tepki veriyor adamlar. Ya o zaman da ben anlıyorum ki bunların bu bataklığa düşmesi normal. Ben ayet okuduğumda bu tepki veriyorsa bu şahıs, bu bataklıklara düşmeleri, böyle badecilerin ellerine düşmeleri bunların çok normal diyor. Çünkü Allah-u Teala ne diyor? Aklını kullanmayanı pisliğe mahkum ederiz. Allah-u Teala hiç kimseyi kendi yolunda gerçekten Kur'an'ı anlayıp düzgün bir şekilde Müslüman olmaya çalışan hiç kimseyi zaten bu pisliklerin içinde bırakmaz Allah-u Teala. Çünkü bu Kur'an ne diyor? Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkartır. Allah-u Teala eğer siz bu Kur'an'a tutunursanız her pisliğin içerisinde Allah-u Teala sizi tutar, çıkarır. Aydınlığa, karanlığa çıkartır. Yani dolayısıyla burada aslında izleyenlerimize bizim şunu söylememiz lazım. Allah'ın kitabı insanları karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için inmiş bir kitaptır. Dolayısıyla bizim bu kitaba sarılmamız lazım. Her şeyi, bu kitabı tıpkı bir antivirüs programı gibi hayatımıza kurmamız lazım. Ve elimize geçirdiğimiz her şeyi bu virüs programından, yani Kur'an-ı Kerim'in süzgecinden geçirip öyle anlamamız lazım. Yani mutlak bir şekilde Eşref-ül Rumi Hazretleri bunu söylemiş. Doğrudur bu. Asla
Böyle bir, bu Müslümanlık değil. Siz bunu söylediğiniz zaman sizin bir Müslümanın olması gerektiği o çizgiden artık siz dışarıya adım atmış oluyorsunuz. Evet, aynen, maalesef. Şimdi Vedat, anlatacaklarımız çok. Ancak vakit darlığı nedeniyle özet yapalım. Bu birinci bölümü olsun, bu program birinci bölümü olsun. Allah nasip ederse ikinci bölümde yine aynı konuya farklı açılardan devam edelim. Böyle daha isabetli olur. Evet. Şimdi öncelikle Kur'an-ı Kerim'den velinin tanımını yaptık. Bütün müminlerin amelleri, imanları, bilgileri, samimiyetleri, ihlasları oranınca Allah'ın veli kulları olduklarını ifade ettik. Daha sonra ilgili ayetleri okuduk. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Allah'ın kimleri veli saydığı, bu velilerle ilgili sıfatları, vasıfları nelerdir bunları anlattık. Daha sonra yine tavsiye edelim, yine söyleyelim. Hüseyin Ece'nin Üç Evliya ve İbn-i Teymiye'nin Şeytanın Evliyaları ve Rahman'ın Evliyaları arasındaki fark kitabını tavsiye ettik. Yahudi ve Hristiyanlarla, gayrimüslimlerle ilişkilerimizde onlarla insani ilişkileri kesmememiz gerektiğini, komşuluk ilişkilerini sürdürmemiz gerektiğini, ancak onları başımıza iktidar, otorite yapamayacağımızı, Allah'ın yasakladığını söyledik. Ondan sonra tasavvufta evliyanın vasıflarına değindik. Ben tekrar etmek istemiyorum. Programın içerisinde geçti zaten. Pek çok hurafe, yalan, iftira, şirk, küfür, inan, ne ararsanız hepsini gözlerine serdik. Haftaya Allah nasip ederse, haftaya da Cenab-ı Allah izin verirse aynı mevzuya tekrar değineceğiz. Bizi sabırla izlediniz. Allah'a emanet olun. Selamette kalın.